أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد الصلوات 22'si var yani. Evet, dersimizin zaten 22'si mi? Ben bir taş yapayım. Dima kaç? 88 yap. Çünkü biz şeyde yaptık. İzmir'de yaptık. Bakayım hangisini yaptık. 1-0. 85'ti. 85 miydi? Bir tane İzmir'de yaptım. Yani sizin dinlemediğiniz bir tane. İzmir'de yaptıysa 88 olur. Yapıldıysa 88 olur. Doğru. Ondan sonra 88 herhalde. Şu anda bu 86 mıydı burası? Evet. 86. Ben İzmir'de yaptım. Ödemiş'te 87. Bu 88. 88 yazdım. Arkadaşlar dersimizin bugün hayal. Hayal mi? Bakayım tahayyül mü? Hayal. Aşağı doğru inelim şimdi. Yine tahayyül yazması lazım ama değil mi abi? Yok, hayal. Direkt hayal. Hayal başka, tahayyül başka. Tasavvur, akılla takul farklı şeyler malum. Bir tanesi masterbis, bir tanesi faili master. Yani tahayyül diye gidiyordu. Hayal diye ders adı koymadık abi. Hayal diye koymadık, o yüzden. Duman mertebesi tahayyül ya. Tahayyül işliyoruz diye, tahayyül başlığı altında işlediysek hayal dedik yani. Hayal evet, o zaman ayrı başlık atmadık yani. Tamam, o zaman tahayyül der, tamam. Yani tahayyül başlığı altında hayali işliyorsak tamam. Onu işliyoruz. Tamam, hayal, tamam. İmam mertebesi noktası. Tamam. Kaç aldın tahayyül? Bunu bilmiyorum. Tahayyülü bakalım, bakarsınız. Yalnız geçen haftaki dersi bir özetleyeyim. Yani 14'ü gördüm en son. Yazdın mı? Cuma 74-14 demiş. Yani. Tamam. Şimdi bunu sen yazdığın zaman Gafur, evet abi. Pek emniyet veremedik. Çünkü yoğunluğunu aşamadık. Hı-hı. Ve dedik, fakat ilginç. Ve sonra çok garip. Geçen haftayı ben ne işlemiştik? Şu imkanat-ı vehmiye, bu çok ilginçtir, üçünü tazamun ediyor. üçünü dolaşıyor, bunu kaçırmamanız gerekiyor. Efendim abi? Hayal varmış ha. Yok, bir şey yapmadık ama bakalım. Hayal olması lazım. Olabilir abi. Hayalle tahayyülü numarada hiç şey yapmamışız, aynı demişizdir. Diman mertebesi diye şey yapınca... Tamam. Sorun değil. Neyse, atma, şey olmasın. İmkanat-ı vehmi üçünü tazamun ediyor. Üçünden gidiyor. Tamam. Vacip, çok ilginçtir. Hani sabun gibi kayıyor böyle. İmkanat-ı vehmi böyle zenginlik olsun diye, donukluktan insanı çıkartsın diye vacibi atlayabiliyor. Mümteni atlayabiliyor. Hemen bir misal vereyim. Vacibe nasıl atlar diye hemen canlı bir örnek vereyim. Bunu da dinleyecektir. Vacibe nasıl atlıyor imkanat-ı vehmiye? Kuzey Irak'ta bir şey, genç siteyi tanıyor vesaire. Arapçaya çeviriyor Şeceri Fıkat'ı, Kürtçe'ye çeviriyor. Kürtçe ders yapıyorlar, Kürtçe. Bunların imkan, bu güzel bir örnek olduğu için söyleyeceğim. Onu ima etmek için değil. Vacibe imkanat vehmi nasıl kayıyor? Çok garibime gittiği için söyleyeceğim. Tövbe yapma ama bilesiniz diye. Aynı vahdet-i vücut olmuş. İyi ki tanımışız. Diyor ki birkaç tane önermeyi diziyor. Topla, artı. 2, 3, 5, artı kaç gibi. Diyor ki birkaç tanesini sayayım. Yani imkanat-ı vehmi vacibe nasıl kayar diye örnek olsun diye. Fiili örnek olsun diye. Yoksa yanlış anlamayın. Ama istiğfar ederek söylüyorum. Diyor ki, aynedir bu alem her şeye hakkıyla kay. Mirat-ı Muhammed'den Allah bilinir, görünür, anlaşıldı. Allah anlaşılır, şey tanınır demiyor. Allah görünür daim. Mirat-ı Muhammed'den
Allah gözüküyor. Bu bir önerme. Altına koyuyor. Musa Aleyhisselam'a diyor, Cenab-ı Hak diyor, çalılarda tezahür etti. Bir tane dağa tecelli etti. Allah'ı görmek istedi. Dağa bak dedi. Kendine bak demedi diyor. Çalılara ikinci bir tecelli etti. Bunu da koyuyor. Üçüncü önermesi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam normal isim değil, ismi azamların her ismin mertebe-i azamına basar. Peygamberimiz Aleyhisselatü her ismin mertebe-i azamına basar. Ariyetten ismi azama basar bütün ismini. Tamam. İsmi azama mazar. İsmi azama diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mazar olursa beşeriyeti yoktur. Beşeriyetten beşer şerlerle dolu. Zıttan cemi olduğu için beşerden çıkmış insan olmuş. İnsanı kamil olmuş. Yani bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu usulde var yani. Beşeriyetten çıkıp insana gelene Mustafa denilir. Peygamberimizin 55 tane ismi var ya. Mustafa, Huzuzaten efsanesinden istifa etmiş, estefa olmuş, vasata gelmiş, Mustafa diye anılmış. Mustafa, istifa, estefa. İstifa, estefa, Mustafa. Yani Huzuzaten efsanesinden istifa etmiş, estefa olmuş, armanı olmuş, vasata gelmiş. Her tabirde kullanıyorum vasatı. Sonra Mustafa diye anılmasının sebebi Peygamberimiz o. Dolayısıyla diyor Huzuzaten efsanesine sıyrıldığı için İstifa ettiğinde estifa olmuş, Mustafa olmuş. Bu sefer o aynede gözüken adam Allah ise bu üç tane önermeyi koyarsak tövbe yani Rabb affet ama yani Muhammed Allah'tır dedi. Yani, şimdi neyi burada kaçırdı? Niye buna vardı? Zaten Osman çok güzel bir şey söyledi. Kahvaltıda bunu söyledim. Zaten Risale-i Nur'un diyor. Çok harika şey, tebrik ediyorum. Allah, yani güzel bir cümleydi. Risale-i Nur'un en güzel taraflarından bir tanesi de usulü fıkı, usulü akaid, yani fıkı değil, usulünü, itikat değil, usulü itikat. Hani itikat esasının ölçülerini bize çiziyor. Vahdet-i vücutçul kaymaları, mesela ikisi zıttır şeyler. Vehhabilerle vahdet-i vücutlar zıttır. Veya tabiat perestler diyeyim. Ustad ikisini zikrediyor. Tabiat perestler hemostur dedi. Her şey budur dedi. Maddeye dedi. Muhiddin Arabiciler de her şey budur dedi. Aynı şeyi söylüyorlar. Bir tanesi tabiat perestlik adına mevcudatta her şey budur. Vahdet-i vücutçular, Muhiddin Arabiciler Allah adına her şey odur diyor. Aynı şey her şey odur demiş. Ustak bunu diyor, Osman güzel söyledi. Yani bu ince çizgiyi güzelce ne? Ayırmış, ayırabilmiş, tefrik etmiş ve her şeyi yerine oturtturmuş. Yani her şey hem o os değil, hem o ezostur. Her şey o değildir, ondandır. Dedim ki sakın ha, buna, bu yanlıştır ama en cami orada Allah gözüküyor. Mesela beşeriyeti olmayan ağaç. Allah denilir mi? Beşeriyeti yok. Beşeriyetten çıkınca her beşeriyetten çıkan Allah mı denilir? İsmi azama mazar olana isim bir kere Allah değil ki. Levul esma ve lusna. Bütün isimler onundur. O değil. Masadakiler Hasan'ındır. Hasan değildir. Ha, isimler Allah'ındır. Ama şemayeti zatı değildir. Tamam. Hani orada takozluyor. Çocuk şeye genç. Dolayısıyla bu usul bakımından, bak ne dedik? Ağaç da beşeriyeti yok. Ama isimler kaynağı sıfattır. Kaynağı da esma, kaynağı sıfat, sıfatın kaynağı şuuna. Onun kaynağı mahiyeti zatiye. Yani böyle. Tabii bu ha tamam. Hemen düze geliyor. Niye bu örneği verdim? İmkanat-ı behmiye vacipte de oynuyor. Diye göresiniz. Fiili oldu. Tamam mı? Bu adam burada bizi duman attırıyor. Bu şeytan ve kafir cinler bu imkanat-ı vehmiyi çok işlettiriyor. Yani yerinde yolunda durmuyor. Ya bariyerlere gidiyor. Yolun sağına soluna bariyerleri var ya çarpıyor. Bir vacibe atlıyor. Bir de diyor ki olmayan bir şeyi var yapıyor. Yani mümküne pek gelmiyor. İpe sapa gelmiyor.
Yani bir daha söylüyorum, sebebi insan kalitesini yükseltmek, çıtasını donukluktan, standartlıktan, her türlü düşünmeye, yani üç tane şey, okyanusta durun, usta bunu çok kullanıyor, okyanusta durun demiyor ama okyanusta duran bir insanın diyebileceği bir şeydir. Durduk mu? Geniş, yüksek, derin. Tamam mı? Bu, dolayısıyla bunu kim sağlıyor? Vehim. Yani böyle sarılasım geliyor bu vehme, tasavvura. Yani bana fıtratıma uygun ki donukluğu hiç istemiyor. Bir insan bir yerden gitti havalimanında, oradan ben gidemiyorum. İlla farklı şey gitmek istiyorum böyle. Yani böyle farklı düşünmek ise bu gurur, enanet manasına değil. Donukluk değil, farkındalığı yapmak. Farkında olmak. Farkındalığı devamlı canlı tutmak. O yoldan gidebilirsin ama yani mesela şurada bir eşya vardı. Temizlik yapıyorlardı. Havalimanından indiler, herkes böyle yürüyor, tamam mı? Burada şey var. Bu temizlik kalktı, hiç kimse yok, yine kimse buradan gitmiyor. Karınca misali ya. Farkındalığı kaybetmek. Köy gittiğiniz zaman elma, armuta, duta, tamam mı? Bakmak, farkındalığınızı canlı tutarsanız görürsünüz onu. Allah Allah bu ne diyor falan diye. Tuvaletten bile, özür dilerim, affınıza sanırım, tuvaletten anlamak katıyor size. Allah Allah, ne kadar nimet falan. O zaman hatırına geliyor. Farkındalığınız artması adına donukluğu sevmiyoruz. İşte tasavvur yapıyor bunu. Bazen bizi tövbe, vacibe atıyor. Panteistler, bu meslek var. Diyor ki ayette, size diyor yakininiz gelene kadar Allah'a ibadet edin yakin. Yakin ya, bu haşir meydandadır. Yani yakiniyetin etemi, en mükemmeli haşir meydanda. Gayb itiyor. Panteistler diyor ki, benim iç alemde gafur, iç alemimde yakine o kadar arttı ki, o zaman kim kime dua etti, namaz kılacak, dua edecek. Ben oyum dedi. Panteizmin felsefesi bu. Bunu yapan imkanı vehmidir. Mümteni ise... Muhyiddin Arabi'de olmuyor mu öyle? Aynı olmuş. Aynı olmuş. Aynı olmuş. Onun için çeşitli renkli örnekler veriyorum. Panteistler böyledir. Vahdet-i Vücut tasavvufta böyledir. Bizim o Iraklı gençler kaydı buna. Ondan sonra biz buna da kayabiliyoruz. Mevcudu yok sayıp, tamam mı? Yani doktor bunu herhalde kastetmiştir. Mehmet kardeş yani acaba bunu bana diyerek bunu mu kastediyor? Hep boyumu mümteni iş yapıyor. Yani çok tuhaf cins bir şey yani. Ama çok kaliteli. Yani böyle düşünce imkanını veriyor mesela. Mesela köpeğe bir şey yapıyorsun. Gelen insanlar yine yapar. Ağzına sopayı tutuyorlar. Yapmışlardı bizim köyde. Ya bu kapıdan geçmesini istiyor. Köpek nasıl ki düşünebilir mi ki ağacın işte dalı işte bu kapıya çarpacak, dişi kırılacak. O zaman onlar gülüyor. Köpek kaç defa yaptı yine yapıyor. Çünkü imkanı vehmisi çalışmıyor. Bu mümkün. Mümkün işe şu mevcut şeyde yürümek. Peki insan kanaat etmiyor bu hayata. Peki bu üçünü de imkanı vehmi. İmkanı aklı ise vacip ve mümkün mümteni de uğraşmaz. Delil, buran ücretlerle yürür. Tamam mı? Üçün şey yapar, cem eder, yürür demiştik. Şimdi farklı ne demiştik? Buraya dümendir. Uçan dümeni demiştik. Ondan sonra sırf burayı yaşayanlara deşer denilir. Akla geçince Kur'an'ın tabiriyle kelenamu belhumadan eğer insanlık makamına değilse hayvandan da aşağı iniyor. Beşer şerlerle dolu demiştik. Ondan sonra gafur şey demiştik. İmkan-ı vehminin nereden çıkıyor? 2, 4, 6 tane şey söylüyor mahkematta. İmkan-ı vehmi niye çıkıyor? Bu 6 tane sebebi var. O sebebi kontrol edememekten ister istemez imkan-ı vehme düşüyor insan. Birisi galiben muhakemesizlikten demiştik, onu izah etmiştik. Kalbin zaaf hasabında, aklın sinir hastalığında, mevzu ve mahmulun adem-i tasavvurunda, esassız olan ırk-ı taklitten çıkıyor, imkan-ı vehmi oluşturuyor. İmkan-ı vehmi de bizi zengin yapmak için ondan da üç tane şey çıkıyor. Bu oluşturanlar, belki, ihtimal, şek geliyor. Akıl böyle bir yürümüyor.
Ondan sonra burada bitiriyoruz, başlıyoruz. O gafur böyle bir şey çalışmış. Çalışamadığımız için yani ya veya çalışmasa unutmuşuz. Bunu doğru veya yanlış demek şeyimiz yok, hakkımız yok, selahatimiz yok. Ezel böyle beni kuşatmış. O da Mazi ve Mustafa beni kuşatmış. Aynı dairede olduğunu diye söylemiş. Çok da ilginç yani. Bu böyle bir manevi şekillendirmek çok ilginçtir. Zaten bu dersleri veya dersleri dinleyenler de Hızır abinin şeyiydi bu. Düşünceyi şekile, şekli düşünceye dönüştürmek melekesi ki bunu yapan, size bir şey söyleyeyim, akıl melekesi yapıyormuş bu. Bir şeyin etrafını kazıyorum, onu ifade edeyim, bu oraya geldi. Bir şeyin etrafını kazıyorum, iki günden beri kafam böyle bir duman. Şu akıldayız ya, aklım bir şeysini gördüm, muhakimat 93'te. Doğru veya yanlış bilmiyor. Ama iki sayfa yazdım. Şu. Bugün hayal konuşacağız. Kapatıyorum, şöyle geçeyim. Hayal, tarih. Kazıdığımı anlatacağım. Hatta bu hafta onu yapayım mı, yapmayalım mı diye düşündüm. Sonra yok dedim, yapmayayım. Ama malumat vereyim. Hayal nedir? Bu makamda bak konuşacağız. Dışarıdan gelen kelamı, manayı, sesi, herhangi bir şeyi kendisine, kendi bu bir sistemdir. Ona uygun veya ona yakın veya ona elbise giydirir. Ve mekanı oluşturur. Başka? İçeride olan manaları dışarıya sana aktarırken bak, kardeşim, şöyle diye senin aleminde şekillendirir. İçerideki şekilsiz alemi dışarıya şekillendirir. Şekilli alemi şekilsiz hale getirir. Böyle bir işleri var. Tasavvur da aynı, buna benziyor. Şekil ve şekilsiz olanları zan katar, şüphe katar, belki ihtimal şekleri katarak, bilgileri, malumatları ekleyerek, düşünceleri ve marifetleri şey yaparak, mayalayarak düşüncelerimize zenginlik ve çapını genişletiyor. Yani derin, yüksek ve geniş yapıyor. Şimdi akla geliyoruz. Aklı yeni işte çalıştım söyleyeceğim. Bildiğimiz bir yoldan gideyim, ondan sonra şey yapayım. Şimdi ağzımdan benim kelam çıkıyor ya. Hatırladınız, bu kelam paketti. Bir sürü alemler yüklenmiş. Vicdaniyat vardı, hissiyat vardı, latife vardı. Ağızdan çıkıyor. Bu manaya, kelam yapan kimdi? Hayal. Hayal elbise giydiriyordu. Giydiriyor. Sonra akla geliyor. Yani başkasının kulağına atıyoruz. Arkadaşlar, bu gelen kelamı içerisinde ne kadar ne var? Hissiyat mı var? Ulviyet mi var? Derinlik mi var? Genişlik mi var? Nezaket mi var? Nezafet mi var? Ulviyet mi var? Ne varsa hepsini uydurukçasıyla sentez diyor. Yani tahlil ediyor. Onu ayıklıyor. Bu budur, bu budur. Akıl yapıyor bunu. O meratipleri tasnif ediyor. Rahman Suresi'nin mizanı tartı gibi bir şey. Evet, acayip bir şey daha anlatacağım. Şimdi çok tuhaf. Buraya kadar biraz bildiğimiz bir şey ama yeni bir şey. Gelen o kelamı, bak bir de kelamı, benim ta ruhumda, kalbimin latife insanesi, in aşağıya, ruhumdan, kalbime, in aşağıya, kalbin içerisindeyim, latife-i insaniye ve meratiplerini, in aşağıya, vicdaniyat, in aşağıya, dimağa, İman meratiplerini tazamun ederek ağzımdan doğuruyorum. Meyrem İsa'yı doğuruyor. Meyrem İsa kelamdır. Kelimullah. Ruhullah. Tamam mı? Kelim içinde ruhullah. İsa'yı doğurdu. Senin rahmine doğurdu. Buraya kulağına giriyor. O ağzımdan çıkan kelamın
içerisini ne yapıyor biliyor musun? Alıyor, yaptığı çok tuhaftır, kazıyor onun etrafını. Bu akıl alıyor, ne yapıyor biliyor musun? Bu gelen kelamı, benim ağzımdan çıkan kelamı veya çıkalım aslına, gelen ayeti, vahiy buraya geliyor ya, gelen ayeti akıl midesine diyor, ustad midi diyor. 30 küsür tane mertebesi var, huşyar, idrak, muhakeme, tefekkür, zeka vesaire gibi sıfatlar, imbiklerden geçirip o ayeti imbik diyor, cincik diyor, şöyle diyor, sözlerde, metnini okuyayım. Diyor ki, bak, İçtihat Risalesi'nde, şeriat-ı semaviyedir. İçtihadat-ı şer'iye dair, bunu hiç böyle düşünmemiştik, 482. İçtihadat-ı şer'i var ya, imamlar, İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam, ayetten istinbat ediyor mana. Biz düşünüyorduk ki, ben daha doğrusu, buradaki ayetleri bütün ayetlerle harmanlıyor. Artı hadislerle harmanlıyor. Ve ondan sonra yaşadığı topluma bakıyor, buradaki bir mertebeyi veriyor. Öyle biliyorduk, böyle. Ama öyle de değilmiş yani. Sonra dikkatli baktığımız zaman, öyle de dediğimiş, bu suretiymiş. Bu böyle mi bu sureti? Bunun daha güzel bir arkası var. Bu imamın içtihadat-ı şer'isi diyor, içtihadat-ı şer'isi dahi onun, yani Kur'an'ın ahkam-ı mesturesini, yani hayır kesin değil, ahkam-ı mesturesini izhar ettiğinden semaviyedir. Şu kitap ya, bak şu kitap. Bak ne kadar farklı sayfaları var. Tamam. Bunu Allah'ın tövbe, ayet kabul et. Manalar da böyle. Bir bir üzerine ne diyor? Diyor ki ahkam-ı mesturesini birbirine bindirilmiş, gizlenmiş hükümler var. Burada ahkam-ı mesturesini izhar ettiğinden, yani imam ayeti ayetlerle ve artı hadislerle cemiyetin ahvaline uygun vermeyi şöyle yapıyormuş. Ahkam-ı mesturesinin, bu ahkamlar kitabı hükümler ama gizli, kapaklı, battan örtülmüş. Bu ahkam-ı mesturesini izhar ediyor, aha diyor. Yani kendisi düşünmüyor. Oradaki battaniye açıyor. Beşeriyet yokken içtihatta, İmam-ı Şafii'nin içtihadı gene beşeriyet olmadığından ahkam-ı mesturesini, gizli kalmış hükümleri, birbirini örtmüş hükümleri, mesela elmada koku, tat, renk, şekil, kimyevi, biyolojik, tefekkürü, esmalar birbirine bindirilmiş. Koku rengi kapatıyor mu? Kapatmıyor. Ahkam-ı mesturesini imam izhar ettiğinden, zahir ettiğinden içtihadın her birisi de semaviyedir. Hiç beşeri değildir. İstidracı yani. Hiçbir şey yok. Kur'an mı oluyor abi? Ha? İstidracı Kur'an diyor. İstidadı, istidraç değil. İstidat. He. Bak şimdi, niye şeriatı semaviyedir? Niye Allah'ın dediğidir? Niye ben beşeri, Vehhabiler onu koyuyor. Bir beşerin anlayışına uymak, Allah'a uymak nasıl olur diyor, diyorlardı. Yani beşerin, gene bu da ilmine tabi oluyoruz. Biz de çok takmin olmak adına, çok büyük ilim sahibidir, dalmıştır, kalpler, mayplar açılmıştır. Tamam dediğimiz doğru. Bu sureti, içtihadın suretidir. Kanuniyeti nedir? Ahkam-ı mesturesini, yani gizli birbirine bindirilmiş mana meratiplerini izhar ettiğinden, bak burada da var doktor, bak ha, okay, bak burada da var. Anladın mı bak Mehmet, şurada diye ahkam-ı mesturesini, gizli olan birbirini örtmüş olan mana mertebesini izhar ettiğinden, gösterdiğinden semaviyedir.
beşeri değildir. Anladın mı abi? Ne acayip bir şeymiş değil mi? Yerde öpme. Şimdi gelelim bam teline. Bu akıl işte bunu buraya beni götürdü. Bunu belki kaç defa okudum, adedi belli değil. Ama hiç okumamışım. Allah biliyor, bu manada hiç okumamışım. Neyle? Akılla çalışırken niye böyle incik mincik akılla uğraş? Akılla gözükünce bunu gördüm. Ha, bunu kim yapıyor diye soru sordum. Ahkam-ı Mesturesini, bunun Ahkam-ı Mesturesini izhar ettiğinden semaviyedir, arzi değildir diyor. Tamam mı? Beşeri değil, İmam Azam, Numan bin Sabit'in değil. İmam Azam'ın ismi. Tamam mı? İmam Şafii'nin, Ahmet bin Hanbel'in değil bu. İzhar ettiğinden Ahkam-ı Mesturesini semaviyedir. Allah'ın söylediği manadır. Beşeri mana değildir. Beşeri değildir o. Beşeri değildir. Peki bunu kim yapıyor? İki türlü aklı var, akıl var. Aklıma aş, aklıma at. Tamam. Birisi dünyevi işlerle yarıya, birisi de kelamında kelam sahibinin muradını izhar etmek. Şimdi bu akıl ne yapıyor biliyor musun arkadaşlar? Ahkam-ı Mesturesini, hani bir kitap haline olan veya işte elmanın rengini hayal et, kokusu var, tadı var, şekli var. Birbirini kapatıyor mu? Kapatmıyor. Koku rengi kapatıyor mu? Kapat. Ha, bu Ahkam-ı Mesturesini, yani örtülmüş mana mertebelerini kitap gibi, onları izhar bu ediyor. İzhar oradan mı geldi? İzhar. Yok hani rida ve izharımız var ya, hani mesela örtülmüş, tesettür eden, bunu açan o burası mı? Rida ve harika. Azamet ve evet, kibre. Azamet ve kibreyi ortaya çıkaran tahakkuldür. Ben diyor, lüzumlu bir perdedir diyor. İzhar ve rida. İhramın iki parçası var ya. Akıl o zaman var alıyor abi. He? Örtüyü kaldırıyor akıl şey. Akıl örtüyü kaldırıyor. Kaldıramadığın zaman Allah ayetinde diyor ki, bunda değil misin? Buradasın, bu da kelamı benim adam. Abi haşa şey yani, Cenab-ı Allah yani tesettür diyoruz ya, onu aralıyor yani. Allah'ın tesettürünü kaldırıyor. Allah'ın iki türlü tesettürü var. İzhar ve rida. Nerede şey yapıyor? Bak, bak o çıktı. Subhanallah. El azameti izhar vel kibriya rida. Bu kadar da değil ya. Bu arası çıktı ne kadar? Vallahi bu çıktı ya. Allah'ım. Aha bakalım. Subhanallah. Allah'ım sen. Cenab-ı Hak buyuruyor ki izzet, yani azizlik benim izharım, yani alt örtüm. Kibriya ise benim, yani üst örtümdür. Ve şöyle yazıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Rida üst, şey var ya, haca gidince üst, alt örtü var. Üste rida, alta izhar. El azametu izhari. Bak, azamet, Allah'ın azameti izhardır. İzhar neydi? Alt örtü. Şimdi bunu kim kaldırıyor? Akıl, başka bir şey de diyeceğim şimdi. Bu Ahkam-ı Mesturesini, bunu şu anda subliminal yapıyorum. Unutmayın, unutamazsınız bu artık. Bu ahkamdır, mesture edilmiş, setredilmiş. Ahkamlar var. Ahkam. Hasan abi, bakın Gökhan bir yer bulmuş, burayı çok, çok kısa söyleyebilir miyim? Eğer Maliki hakikisine satılsa, akıl ve evet ve onun hesabına çalıştırsan, akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki, şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Bu kadar. Şey başka bir şey. Ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye müheyya eden bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. Bak, seni bu orayı burada yaşatan akıl bizi bir yere götürmüyor. Yaslandınız mı? Akıl bizi bir yere götürmüyor. İçine giriyoruz. İçine giriyoruz. O zaman ne oluyor?
burada saadet-i darin yaşıyorsun. Burada onu yaşıyorsun. Şimdi ne yapacak biliyor musun bak? Bunu bir derece biliyorduk. Şimdi dedik ki, hayal dışarıdan gelen şekilleri libasa dönüştüren veya ona uygun getiren, buradan gelenlere uygun elbise biçen bir terzihane. Tasa akıl. Akıl artı ne yapıyor biliyor musun? Buraya vahiy geldiği zaman ahkam-ı mesturesini izhar etmek demek, manalın üstünü açıyor, artı mahkumattan. Üstünü açtıktan sonra ne yaparsanız da yapın, ne haliniz varsa görün, benden bu kadar çıkarttım, bu meydana atıyor, herkes kendisine uygun olsun, alsın demiyor. Bu tarafta var. Çok uğraştım. İki günden beri bu yatamıyor. Hakikaten yatamıyor. Meydana atmıyor. Diyor ki bu ahkam-ı mesturesini dışarıya çıkarttıktan sonra buna uygune dönüştürüyor. Buna uygun hale getiriyor. Buna uygun, buna uygun, buna uygun, buna uygun. Yetmiyor diyor. Yetmiyor diyor üstad. Kalbe, sıra, hafiye, ahvaya ve letaife dönüştürüyor. Gönderiyor. Santral olarak da. Santral dedik o. Aynı mesleğin ya. Akıl santral gibi dönüştürüyor ve ruha mana gönderiyor. Kapısı açıksa. Kainattaki bu tekvini ayetlerin de işte üstünü açınca abi. Evet. Şimdi ne kadar çalışmışız şunlar. İşte istersen şunu bitireyim ya. Şöyle abi. Tahayyül, hayal şey oldu abi, alem misale bakıyordu ya, tahakkül de alem manaya bakıyordu. Alem mana. Yani oradaki şeyleri açıyor. Evet, alem-i manayı açıyor ama, ahkam-ı mesturesini açıyor ama, bir de herkese uygun bir iştev de yapıyor. Ahkam-ı mesturesini şunun üstünü açıp da meydana atıyor. Ben şimdi mesela elimden geldiği kadar gayret edip bir şey bul, Allah vermişse ben size atıyorum. Ama size ne oluyor bilmiyor. Akıl böyle yapmıyor. Atıyor meydana, bir de onu takip ediyor. Gidiyor, Yasin'e diyor ki kalbine, bak bak diyor, bu geldi diyor, Latife insanı yeni. Latife insanı kalptedir ya, Latife Rabbani vicdandadır. Oraya gidiyor, Latife insanı diyor ki bak, ahkam-ı mesturesini, bak sana uygun bu. Latife insanı diyor ki, o tarafı versene, o senin değil. O Latife Rabbani'nin. Bu iradenin, bu şunatın, acayip hepsine şey yapıyor, yani santral gibi. Ruhun cesedi yaptığını akıl manaya mı yaptı? Harika yaptı be, bu güzel ifade etti. Madem gayri ihtiyarı girdikse, girelim buna. Ben bunu bir size müjde verecektim ama girdikse girmeyelim be. Ya var mı ya? Devam var mı? Tabii. Ne kadar yazmışız? Göstereyim size. Matematik 93 değildi, 102. Buradan başladı. Ama hepsi acayip bir cümle tabii. Buraya. Buraya. Girdiyseniz girin abi. Tamam. Şey vardı ya sen, vicdanen diyor. Tamam yok, madem bir şey yaptık kalksana. Ne dedin? Vicdanen diye genç hizmetçiler var, dağıtır diyor orada. Fisebilir. İşte aklın tek tek hepsine... İşte cennetteki erkek çocuklar ya, neydi o? Gılman. Hulübi Gılman. Ondan sonra o şarap dağıtıyor. Yani hakikat. Şu anda şarap içiyor. Hakikat şarabı ya. Hakikat da mest. Kainat mest, melek mest, şems mest, akıllar mest, kalpler mest. Mestiz ya. Tamam. Ondan sonra o Gılmanlar yapıyor. Gılmanlar şeyi insani latifeler Allah-u Alem şeyler işte huriler ise beşeriyeti aktif edecek şey. Ama maalesef o kadar basit hayata indirmişiz ki hayatı ve Allah'ın bu sanatını işkembe ve mideye işkulluğa indirdik yani. Ve huriyi de öyle zannediyor. Oysa ustak huriyi
cinsellik olarak kullanmıyor. Kalbine mukabil bir kalp. Kadına da öyle diyor. Kadını böyle, insan ne anlıyor? Hemen şöyle böyle, malum işte hemen tedavi eden. Hayır ustad, işaret edeceğiz o diyor ki, kalbine mukabil bir kalp. Kalbi sani mi diyor? Şey, kısmı sani. Kısmı sani. Kadın kalbi. Şey, kalbi. Kadın kalbini nereye benzetiyor? Kısmı sani. Yani Allah'ın bana muamelesi var ya, merhamet, şefkat. Sahiplenmek, hizmet etmesi bana. Allah bana hizmet ettiriyor. Tuvalet yaptıran Allah'tır, doyuran içeren O'dur diyor. Tuvaletimi de yaptıran O değil mi? Her şeyimi yaptıran. En sufliden de misal veriyorum. Bunu bana yapıyor. Kadın da ona benziyor diyor. Kısmı sani. Yani tövbe, ikinci terbiye eden beni. Azma almak istemiyorum yanlış anlamı. Terbiye eden. Kadın terbiye etmedi mi annem etti? Altımı aldı, doyurdu, içirdi. Kısmı yani kalp. O da kalp. Hanım da belki belirli yere kadar anne yaptı bunları. Diğerinden sonra nöbeti başkası alıyor. Sen yoruldun diyor, dinlen diyor. Buna anneye diyor. Eşe diyor. Ha şimdi sen kısmı sani. Sanki tövbe Allah'ın sanki görevlendirdiği hizmetçisi ya. Allah adına hareket ediyor. Bunu bilse kadın fişek olur yani. Allah seni görevlendirdi. Ben mesela şeytanlarla, cinlerle şey yaptığı zaman böyle hasta bana sordu veya anlatırken kendime bana saldırdığı zaman da şeytan da saldırıyordu, bazı istekler yapıyor vesaire. Yani bunlar ne yapıyor? Allah'a rağmen, Allah'a isyan ederek bu işi yapıyor. Bende de böyle bir psikoloji giriyor, Allah'a tövbe, Allah canibin tarafının Allah'ın avukatıymış gibi hitap yani. Böyle ona, Allah adına savaşınca insan böyle acayip kainata sığmaz oluyor. Allah adına ya, ben de Allah'a var arkam, ben de Allah adına. Ulan bayi zalimler siz, yani Allah'ın, Allah'a rağmen bu işi yapıyorsun, ben de Allah'ın böyle tanrı kuruyor gibi böyle. Onun adına hareket edince insan öyle bir motive oluyor ki, buralar hep taraf cin de olsa, şeytan da olsa, kılına dokunamaz. Çünkü böyle bir inandığın zaman latifeler, hissiyatlar, duygular, meyiller, evameli tekvimeler böyle çalışıyor. Yani ben iyiyim, mesela yatakta böyle kalkarken, çok iyiyim, bugün çok iyiyim. Böyle düşünürken kendini kötü hissedemez. Ama yani bugün ne yapacağız ya? Allah Allah. Bugün de tatil olsaydı falan nasıl kalacağız? Yine iyi olamazsın. Böyle bir şey yok. Nasıl düşünüyorsan o cinsten olacaksın. Yolunu sen kastın. Şimdi... Abi girmeden bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bir kalıbımız var bizim abi. Her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti var. Şimdi bu kanun üzerinden, bu kalıp üzerinden gidecek olduğumuz zaman abi. Şimdi şöyle bir şey var mı? Mesela Hasan abi uzay mekiği yapıyorlar. Uzay mekiğini önce yükselten bir füze, ondan ayrılıyor. Yükseldikçe mertebe boyunca bazı parçalarından ayrılarak en son mekik haline geliyor. Ama bu şeyde böyle değil herhalde abi. Beşeriyette yani insanda böyle değil anladığım kadarıyla. Her şey her yerde her mertebesiyle var. Fakat konuşurken ifade ederken mesela Allah'lık hakikati en diş çap çember esma gir sıfat gir içeri şuna geçme öyle bir şey yok ki hakikati. Yok. Biz anlamak için. Tamam. Öyle bir şey. Peki abi bu kalıp üzerinden yine gidecek olursak şu imkanatı vehmiyi biz hep sadece tasavvur gibi düşünüyoruz ya. Yani imkanatı vehminin de sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti var desek. En azından sureti, hakikati, mahiyeti diye daha böyle bir daraltarak dima, kalp ve ruh diye bölebilir miyiz? Tabii. Çünkü imkanatını kalbin de diyor, şey veriyor diyor. İmkanatın, bak, imkanatı bütün meratiplerde var. Kalpte var, akılda, ruhta var. Ama vehmi bu. Yani vehmin imkanatı, aklın imkanatı var. Ha bak, imkanat akli. Ha, o şekilde yapabiliriz. Var. Yani o da var. Aklın meratiplerini anlamlandıran imkanat kabiliyeti. Peki Muhittin Arabi'de imkanatı vehmi nasıl aktif olabilmiş abi? İmkanatı vehmiye onda nasıl mı aktif olmuş? Yani o şimdi bizim en büyük nimetlerden bir tanesi de böyle bir şey kanaat edik. O inkişafat-ı ruhi harika bir inkişaf etmiş, harika. 28. lemada diyor ki İslamiyet'in bir mucizesidir diyor. Fakat iç alemindeki o şeyi kontrol edemedi. Coştu. Fakat ustad yanlıştır demiyor.
Yani ona şu denildi. Öyle demiyor da ben çıkartıyorum. Bil ama bildirme. Bak bedeli ağır. Peki buna örnek var mı? Vakıfları vardı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın. Demirbaşı kimdi vakıfları? Ebu Hureyre. Ebu Hureyre. Ya Resulallah, ben diyor, insanda diyor, tamam mı? Bir yapı var ki ona, deyince, bir yaşa, konuşma diyor. Tabii böyle bir kalıp kalıp demedi, nasıl bir aletle, nasıl bir göz mü alıyor, kendi bir garip bir halet yürüye girmiş, benim bir şartla düz konuşuyorum. Daha etkin, yani bir insanda bir yapı var diyor, tamam mı? İnsanda bir sistem var, aktif olunca, bir daha bu işlerle meşgul olma demedi. Ne dedi? Sus, devam et. Tamam. Sus. Peki Muhyiddin Arabi ne dedi? Bil dedi. Bildir demedikleri halde. Bildirdiği için bedeli ağır. Bedeli ağır. Mesela bizim acaba başımıza gelen bu belaların bazı şeyleri izhar ettiğimizden olmasın? Ustad 28 sene işkence hapishanenin sebebini söylüyor, biliyor musunuz? Biliyor musunuz neymiş? Diyor ki bütün ulema-i İslam'ın şaka ile dahi fetva vermediği şapkaya ben istemese zorla cebirle dahi giydirse istemeden dahi giyse bir şey olmaz. Fetvamın bedelidir demiş. 28 sene bunu diyor imansızlıktan kurtarmak için yaptım diyor. Yani buradan çıkar. O acıyı Ahkam-ı Mesturesi'nden çıkartmış. Öğlen için yaptım anlıyorsun. Ahkam-ı Mesturesi'nden insanlar ya imansızlıkla yani inkar çekti veya hapishaneyle tercih kalacaktı. Usta da diyor ki ters çevirirseniz ve isteksiz olursa istemeden giyseniz bir şey olmaz demenin şeyini ödedim diyor. 28 sene. O zaman Mehmet kardeş, yani biz bir şeyi birisine uygun olmadığı halde izhar edersek, başımıza bir lastiğimiz patlar, burnumuz kanarsa, bir şey olursa, bunun bir bedeli olduğunu da aklınızın kenarına koyun. Mesela yine ortaya çıktığı zaman Zeytinburnu'nda değil mi? Yani acı ötlerden çıktı falan, ne yapıyor falan. Ortalık acayip toz duman olmuştu. Şimdi bakıyorum kendileri yapıyor. Öyle. Harita nereden çıktı? Bakıyorum kendileri Risale'ni tasnim ediyorlar. Ondan sonra alt altta dizme nereden çıktı? Baktık yeni şimdi Risale'ni yeni ye külliyatı, mahkematı iş yapıyorlar. Hep böyle V'den sonra hem'den sonra hani devamdı paragraf. Osman şimdi yeni ev vardı basılan kitaplarda hemler paragraf olarak yapılmış. Biz onu paragrafladık. Hemleri kaydırdım. Paragraf başı yaptım. Paragraf var. Hem, nasıl ki gibi ve öyle şey tabirlerle paragraf komple bir paragrafı anlaşılsın tak tak alta alta dizdik. Şimdi kendileri yapıyor ama bunun bir faturası ödemesi gerekiyordu ki bize de 2-2,5 sene bu sıkıntı çektik yani 2,5 sene. Şimdi eğer bu kurban kesilirken acı hissetmezsiniz, acı yaşamayın bir. Allah ömür verir de sizden sonra biraz yaşarsam epey hava atacağım. Öyle geliniyor galiba abi ya. Ben Hasan Akar'da çok ders yaptım. Ama sen ne demiştin? Evet, öbür tarafı da ama onu dedim ki hakikaten ama unutmuş değilim. Acı gibi beni yakıyor. Gerçek mi? Evet, şaka bir şey değil. Yani düşünmüyorum değil. Dedi ki bir gün ciddi hatırlarsınız. Onu bulup atacağım bu. Evet. Onu bul diyor ki baktı da ne olduysa abi dedi böyle bir dehşetli gözükmüyor. Yani gerçi bir şey demiyorsun yani külliyatı olmuyor. Mesela bugün mesela Ahkam-ı Mesturesi'ni izah ettik. Gördüm. Fakat eğer dedi bu doğru çıkarsa bu yöntemle hepimiz gittik. Ama eğer bu yöntem yanlışsa abi hepimizi batırdı. Manken kasteli gibi kaçacak beni kıyacaksın. Sen herhalde demiştin ki ya Rabbi yalnız değilim. Yalnız değilim. Yalnız değilim. Bunlar da vardı. Elhamdülillah.
Şükür olsun. İyi ki varsınız. İyi ki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız hep var. Elhamdülillah. Şey dedi ki bana, Rize'de işte evim yanmıştı. O şeyle telaş et tam tersine şey gelmemiz gerekiyor. Derse şey yapacağız. Ondan sonra Mehmet kardeşim Allah razı olsun tanzim etti falan. Bir ders yapalım. Ben Mehmet kardeşi direndim yani. Tam da bu burayı bu sıkıntıları atlattık falan ama şimdi oturup da biraz da çalışayım. Takvimle çalışıyoruz. İsrail'de enfüsü kamp ya. Enfüsü kampı İsrail deyince işte bu geçen işte yaptığımızı. Ondan sonra bizimki dedi ya niye? Yani tamam da yani hemen her teklife şey dedim ki bak onlar o arkadaşlar bana bir ihtiyacı varsa ben onlara üç ihtiyacım var. Niye? Bu mananın ortaya çıkmasına birbirimizin ruhu ayna oluyor. Yani birimiz fitiliz, birimiz kibritiz. Vallahi böyle inanıyorum, tallahi böyle inanıyorum ve böyledir. Birimiz kibritiz, birimiz kaysayız, birimiz şişeyiz. Hepimizi bir araya getirip lamba ortaya çıkıyor. Işık. Birbirimize muhtacız. Bunlar birbirini ittiran diyor. Peki, 27. defterin 346. sayfada hayal şeyinde acaba bulabilecek misiniz? Yani eski, yeni mi yazılmış? Eski. Eski ise bakalım. Ama yani bulabilseydiniz çok ucu olacaktı. Tamam bir bakayım. Evet. Bu arada ben de zencefil için. Zencefil. Kur'an'da bitki olarak tek geçen isim. Zencefil. Cennet şarabı diyorlar. Tabura. Sayfa kaç abi? Sayfa 346 abi. Var mı? Var var. İyi. Hayal hangisi attığımız, sonra attığımız mı? Hayal 2 var. Yani isterseniz yoksa... Kaça? 346. Tamam. Başlayacağız. İskat diye mi başlıyor? He? Şimşek gibi. Mektubat 318 yani. Ha, evet. İskat tamam evet. Tamam var. Hayal diye notlarda var. Heh. Atayım mı tekrar? Sen gurursun. Evet. Olan Dima, paylaşırsan. Dima at ve telefonunuzu açın. Dima mı atalım? Özele mi? Dima at, Dima. Tamam. Olmayanlar düşünsün. Olmayan bizim kadroda... Yoktur yani. Yoktur, yoktur. Yoktur öyle. Yerinde duramayan birkaç abim soru. Yerinde duramadığı için yerinde duramamıştır. Artık alıştık. Bunda yerinde duramayan bir şey var. 300 kaçtı ya. 300 kaçtı. Yaptık ya İzmir'de. Hem herkesin selam var. Bize Allah razı olsun kaptan yatıyla çıkarttı. Ha çıkarttı mı? Yani orada gemi bağlıydı ama çıktık üstüne böyle. Gece de orada misafir oldum. İlk defa böyle bir yerde yattım. Ne diyeceğim? İşte bu şey orada oldu. O gece hiç yatamadım. Bu aklım satan. Demek ki su üzerinde dağda mı? Çok böyle mana, demek ki zeminleri oluyor. Bu akılın biraz önce anlattığım şey, orada hep yoğruldu böyle. Çok etkilendim, çok etkilendim orada demek ki. Aklın, akıl bambaşka. Allah işte onun hakkında diyor ya, buldunuzsa ben oyalanıyorum. Atıyorum Allah, da. Atın, Cenab-ı Hak diyor ya, o gel dedi, geldi, otur otur, kalk kalk. Dedi ki, şanıma yemin ederim ki senden daha kutsi bir şey yarattım. Sonra ama senden daha değerli bir şeye sen hizmetçi vereceğim. Ruh. Attınız mı? Hadi bakalım. Evet. Abi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim. Şimdi az önce dediniz ki akıl dağıtıyor, dağıttığıyla kalmıyor. Her şey uygun. Mesela, yani misal hani yemeği veriyor, hazmettiriyor da aynı zamanda. Değil mi abi? Peki abi, o zaman imkanatı vehmiyi de tasavvura veren akıl oluyor o zaman abi. Neden diyeceksiniz? Misal. Ölüm diyorsunuz, korku olarak tasavvura sokuyor onu abi. Ölüm korkusu zaten misal. Neydi biliyor musunuz? Hatırlar mısınız? Onu tabii... Error veriyor yani akıl. Evet, yani şu error veriyor, evet. Yani gerçi basit bir kelam şeyle ifade ediyoruz, yani bedene benzediği için ama... Aslı öyle değil, tamam mı? Bu sureti öyle de. Şimdi şöyle bir şey var. Ruh,
Adem'le muhatap. Tamam mı? Kalp imansızlıkla muhatap. Tamam mı? Unutmayın. İlim cehaletinizi giderir, ahmaklığınızı gidermez. Tamam mı? Şimdi ruh bir sıkılıyor, tamam mı? Bak şimdi. Mesela şöyle diyeyim, yat veya gemi suda duruyor. O bir çoklanıyor. Lan ne oluyor ya? Hiç suyu görmemiş adamı. Yani kapatsanız böyle bir gözün şeyini, limana geçirseniz ama geminin ortasında oturuyor. Suyu görmemiş. O sallanıyor ne der yani? Şimdi ruh sıkılıyor bak şimdi. Allah Allah. Ölüm korkusu olanlar bunu iyi dinlesin ama. Olmayan da yok tabii. Ruh. Allah Allah. Ben namaz kıldım. Oruç tutuyorum. Haram yok. Bu ne ya? Bu acayip bir şey. Ondan sonra Allah'ın merhametine sığınıyor. Merhamet şeylerini okuyor. Gene bir aşıyor, bir aşmıyor. Böyle bir tuhaf bir uydurukçasıyla kaosu yaşıyor. Ruh. Tanımlayamıyor, çözemiyor. Hemen diyor ki ruh, hizmetçisi ya, gel buraya dedi akıl. Buyur efendim. Senin sana bu. Sen termometresin, sıcaklığı ölç. Sen barometresin, basıncı ölç. Tamam. Sen bak hele ya, beni rahatsız eden ne var ya? Bu, burada bir şey yok. Cehennem beni rahatsız etmiyor. Ruhu rahatsız eden cehennem değil. Ondan sonra, ya cehennem tamam Allah'ın cenan ülkesi ya. Tamam, onun karşısına ben cemali koydum. O olmaması lazım. Ama benim sistemimde yok böyle bir sıkıntı. Sistemimde ben baktım, ruh diyor. Öyle bir şey yok. Ama bu nedir bizi sarmalayan? Ortada da kimse yok. Bu ne ya? Bu ne ya? Gel buraya dedi. Buyur efendim diyor. Akla diyor ki, akıl aleti gel. Sen bu aletsin. Delil, burhan hüccet şeysin. Bir tanıma bakalım, bir dağ bakalım, dalgıç. Bu nedir bana rapor et. Bizi, bu memleketi, dima memleketini, hele beni ruh diyor. Benim kalbim hepimizi yandıran ama kendisi ortada olmayan, acısıyla var olan, maddede tanımlanıp ama madde olmayan, alemleri ortadan kaldırıp ama alem olmayan, bu neyin nesidir? Git dedi. Akıl arıyor, arıyor, arıyor. Aklı, varlığın ilişki ve çelişkileri, ilişki ve çelişkiyi çözen bir alet olduğu için bakıyor, bakıyor. Allah Allah, yok hiç kimse. Akılda da yok yok, bilmiyorum yok. Diyor ki, rapor veriyor. Efendim diyor, bu diyor, ölüm korkusudur. Rapor veriyor. Akıl tatmin olmuş gibi gözüküyor. Başka şansı olmadığından ama tatmin olmamış. Peki asıl nedir? Adem'in vücudu olmadığından Adem alemlerine ilişki ve çelişki sistemi çalışmadığından fakat ruh bunu hissedip akıl tanımlayamadığından akıl çözemediği bir şeye ya korku veya ya korku veya zulümat olarak bir şekilde kendisini rapor ediyor. Sonra patlanı git çıkar. Hasan abi. Midem şeydi onun. Öyle var. Bu ruhun da eneyle tanışmasına vesile oluyor. Tabii. Şimdi ona geleceğim. Yani akıl Adem alemlerinin ruhu tazim etmesini tanımlayamadığının ruha verdiği raporun adı ölüm korkusudur. Bir daha. Adem alemlerinin ruhuna Adem alemlerinin ruhu verdiği azabı yani azapsız azabı tesirini akıl onu tanımlayamadığını kalıba sokamadığını mananın başka bir benzeriniyle kendisini teselli etmesidir. Ölüm korkusu. Yani akıl diyor ki bilmiyorum yok. Bu ne olabilir diyor. Bu Adem alemleri. Böyle bir şey yok. Ama var.
O zaman diyor ki bu korku da buna benziyor. Ona en yakın ne duruyor? His. Kendi sisteminde efendim diyor. Tanımlayamadım demiyor. Bu ölüm korkusudur. Ölüm korkusu aklın Adem alemlerini tanımlayamamasından çarnaçar acizliğinin ortaya koyduğu bir histir ölüm korkusu. Allah Allah, bilmiyorum demiyor abi, bir dakika ya. Allah aşkına. O zaman taakkule Adem diyeceğiz abi biz. Adem. Adem. Evet. Bakın Adem aleyhisselam cennette yani baki olan bir yerde yok olmanın endişesiyle yasak meyveye yönelmek. Evet. Ama şu var. Anlatabildim mi? Evet ama doğru. Bilmiyorum demiyor yani. Yok. İlim neydi? 59 mektuba. Adem neydi? Adem tanımlansa hatırladınız mı? Vücudu ilmiye perde olmuş bir unvandır. Şimdi şöyle düşünün. Allah var, hiçbir şey yok. Tamam. Allah bu ilmi, vücudu ne üzerine tanımlayacak? Vücut olmaz. Zaten vücudu gösterecek. Vücudu Allah var. Hiçbir şey yok. Bu şeceri firkatı nereye tanımlayacak? O zaman tanımlanmamış, tanımlanamaz, vücutsuz vücut, ilimsiz ilim, varlıksız varlık, sıfatsız sıfat olan Adem'dir. Adem, ilmin ortaya çıktığı zeminsiz zemindir. Bak ne diyor Adem noktalı bir gün? Vücut ilmiye perde olmuş bir numaradır. Yani şu duvar. Orada filmlerin ortaya çıktığı, yani nedir o? Perde. Filmlerin perde nedir? Gizlilerin ortaya çıktığı yer olmakla beraber açık olanı da gizleyendir. Külliyatı, ekseriyeti mutlaka 118 tane perde çeşidinden bahsediyor. Şimdi Adem neydi? Vücut ilmi perde olmuş bir unvandır. Yani ilmin çıktığı bir zeminsiz zemin. İlim de bu mu? Buraya çıktı. Bunun alt tarafı hani Adem'in sırf burada değil, sarmalamadığı bir yer yok. Adem sarmalamadığı bir yer ama suretidir, kanuneti vesaire. Zaten ruh diyor ki biraz önce dediğim, ya nedir arkadaş bu ya? Cehennem olsa cehennem ruhun içinde. Çünkü haritadır. Haritaya bir ruhta değil. Cehennem kalpte. Ne demek o? Kalp neydi? Alem-i şehadet, alem-i gaybı, melekutun haritayı kutsiyesi. 146 emirden de söylüyor. Bütün alemler bende dürülmüştür. Kalp bu. Ruhta değil. Yani Allah'ın dışında ne varsa kalpte vardır. Ruznamedir, takvimdir, haritadır, hulasadır, elmüzeştir vesaire. Ruh diyor ki ben diyor cehennemi seyrediyor. Cenneti seyrediyorum. Baba ya ruh, kalptekileri seyrediyorum diyor. Böyle bir şey. Ama diyor, arkadaş diyor ona, hizmetçisine, akla. Ama bu öyle bir şey ki, hiçbir şey yok burada. Bu cinsten değil yani. Vücut cinsinden değil. Bu bizi rahatsız edeni git bul. Bu nedir? Akıl, ilişki ve çelişkinin aleti iken, ruhu rahatsız eden Adem'i tanımlayamadığının acziyetini Adem'e en çok benzeyen korku raporudur. Ölüm korkusu. Korku, ölüm korkusudur efendim diyor. Ruhta diyor ki inandığımı zannetme ama mecburum diyor. Başka şansı yok. Ruhta hizmetkar olduğunu anlıyor abi burada. Akıla evet. Hizmet. Bakıyor evet. Onda bir çare yok. Meğerse anlıyor ki bunu çözmesi gereken ben miyim? İşte bu Adem böyle bir şey. Cehennemin Adem ya. Böyle bir garip bir şey. Akıl acizliğinin ifade ettiği fikir veya histir. Nedir o? Ölüm korkusu. Acizliğinin ifadesidir. Adem sarmalamış. Adem'in olmadığı bir yer yoktur. Çünkü bunun ad kelimesinde 30. lemada ne diyor? Bir saray düşünün diyor. Fakat düşündün mü? İçinde bir memleket var. Sarayın içinde. O sarayın içindeki memleketin içerisinde de şehir varmış. Şehir var. Peki kardeşim o saray nerede o zaman?
Sarayın içinde alem var diyor. Üç tane. Saray içinde alem var. Alem içinde memleket var. Memleket içinde şehir var. Üç tane diyor. Tamam da bir sormazlar mı ya? Ey Allah'ın kulu. Saray nerede o zaman? Alemler sarayın içinde. Alemlerin içinde şehir, şehir içinde de şu bu. Peki bu saray nerede? 30. levhada ya. Baş tarafında. Kim o? O insan. 23. sözde o saray, o bina insandır. Sırat Köprüsü'nden bahsediyor. İki dağ arasında. Mehdi hayat, ahire hayat. Sırat Köprüsü değil mi? Bir tanesi dedi ya, Sırat Köprüsü'nü buraya getirdin. Sırat Köprüsü'nü ben buraya getirmedim. Zaten buradaydı. Üstünü açtık. Yani üstünü açtık. Mestüre-i... Ahkam-ı Mestüresi'nin üstünü açtık. Ha böyle çıkarttık var. Yani Mehdi hayat diyor. Dağ tepesine. Ahire hayat diyor. Bu köprüye Sırat Köprüsü'dür. Sırat Köprüsü'nün ne yapacak? Zaten geçiyor. Şu anda Sırat Köprüsü'ndesin. Adam buna ulaşmış. Ya diyor, kıldan ince, kılıçtan keskin derler diyor. Ya ben de kızıyorum. Gidin de oraya bir ev yapasım geliyor diye. Yunus Emre. Şimdi Hasan abi, özür dilerim. Geçemeyeceğiz abi. Geçemeyeceğiz abi, Allah aşkına. Ama yerinde otur. Yerinde oturayım abi o zaman da. Şimdi bakın. Diyorsunuz ya, gün gelecek benden sonra bu böyle olacak, böyle olacak. Mesela zamanla alakalı şeylerinizde. Şimdi ben şuraya yazıyorum Hasan abi. Diyorum ki, şöyle düşünelim. Adem Aleyhisselam cennette, değil mi abi? Tavaf koy. Alem-i şehadete gidebiliyor. Tekrar geri dönebiliyor. Bakın yani tavaf koy, tahayyüle tasavvura düşebiliyor. Düşebiliyor. Tasdik, izan, iltizam, itikat. Hatta göze akıl düşebiliyor. Göz akılla indi diyor. Akılları tamam. Göze indi diyor. Akılları göze indi diyor. Evet. Akıl böyle aynen Adem Aleyhisselam gibi iniyor veya geri geliyor. Ama şu akılın abi bir havvası var. O nedir abi? Bu akılın bir havvası var. Heva. Hevası var. Heva. Bu nedir? Heva değil, hava. Karıştı mı? Hava. Evet. Bir havvası var. Bu akılın havvası nedir acaba? Adem. Acayip bir şeydeyiz. Yani şu o bunun için demiyorum. O sorusu çünkü bir sürü üretilir de. Yani Cenab-ı Hak şu dimağda, şu baba kafalar şey yapıyor. Kafalar dönüyor böyle. Bir tuhaf yani bu zannediyorsun. Bu nasıl bir teknoloji, nasıl bir Allah? Buraya alemleri nasıl tayin ve teşahhüs ediyor? Burada değil ya. Böyle nöronları falan hücreden bahsetmiyoruz. Elektrik ocağında gözüken ısıdan bahsediyoruz. Nurdan bahsediyoruz. Elektrikten bahsediyoruz. Elektrik ocak değildir. Ocak da gözüküyor. O alemler akıl burada tezahür ediyor. Bu değil ya. Maddede olup madde olmayan. Hadi bismillah. Of. 346, 27. defter, hayal, yani tahayyül, Mektubat 318, 318. Yanlışım böyle ifade şeylerimde olursa düzeltin çünkü iyi değil durum. Şimşek gibi fikri onlar üstünde gezdiriyor. Şimşek gibi fikri onlar üstünde gezdiriyor. O pek çok uzun zamanı hazır bir sayfa gibi nazara gösterir. Zikredilmeyen hadisatı hayale havale edip ulvi bir selasetle beyan eder. Yani bunu 15. sözde de var zannediyorum. Bu şey Yusuf Aleyhisselam'ın şeyini anlatıyor. Diyor ki Kur'an'da vel cibale ehtâde ve halaknakum ezvâca dağları kazık yaptım sonra sizi çift yarattım. Ne alakası var ya? Alakasız alakalı. Oradan oraya atlıyor. Tepeden tepeye atlıyor. Kur'an tamam. Yusuf Aleyhisselam anlatırken diyor tepeden tepeye atlıyor. Arada bir sürü koku şeyler var diyor. Tamam mı? Ana boşlukları var diyor. Bunu niye yapıyor? Tepeden tepeye köprü kurma. Köprü fikirdir. Şimşek gibi fikri onlar üstünde gezdiriyor. Fikri aktif etmek içindir diyor. Fikir yoldur. Şeysiz gözüken alakasız gözükenleri efendim münasebet kurduruyor.
Emre bir şey mi var? Beni meşgul ediyorsun. Yok yok, ben bir şeye bakıyorum. Onlar üstünde gezdiriyor pek çok uzun zamanı, yani öyle bir tasvir ediyor ki hazır bir sayfa gibi insanın önüne koy. Zikredilmeyen hadisatı var ya, oradan oraya atlıyor. Hayal avar edip meğer hayal fıtri çalışması budur. Mesela şeftaliyi gördük, Kamil Mehmet'i şunu bunu gördük. Hayal bu şey değil, bu malzemeymiş, hayal çalışması değil. Hayal bu asırdaki insanları dümura uğramış. Usta diyor ki hayalim çok kuvvetli olduğundan beni orada kopartmıyordu diyor. Tamam mı? Hayal çalışmıyor arkadaşlar. Devamlı fotokopi çekip içeri atıyoruz. Hayal o değil. Hayal tepeler arasında yol kurmaktır. Tamam mı? Ne yapayım? O yolun adı fikirdir. Devamlı hayal fikir üretiyor. Bak diyor ki zikredilmeyen hadisatı, tamam mı? Ne yapıyormuş? Hayale havale edip ulvi bir selasetle beyan eder. Peki bununla ne yapıyor? Kur'an tak 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 tak, çünkü tafsir yapsa böyle şehir dolu kitap olur. Hayır diyor, tepelerde hani dört tane kuşu parçalar karıştır, dört tane dağın tepesine koy, vadiye koy demiyor, obaya koy demiyor. Dört tane tepeye koy, sonra kuşları çağır. İbrahim Aleyhisselam'a çağır. Ha? Peki İbrahim Aleyhisselam bunun şey yapıyor, tatmin olmak istiyor, aklen diyor. Aklen olması için dört tane tepe yaptı. Dört tane tepe. Ve dört tane kuşu harmanladı. Onu konuşmuştuk. Dört kuş ne demektir? Dört tepe ne demektir? Yapmıştık. Girmeyeceğiz. Şimdi hayale havale ediyor. Peki hayal ne yapacak o şeyi? Aradaki yolu kuracak. O zaman hayal tahayyül oluyor. Yani tahayyül hayalin fiilsel hali, eylemsel hali. Mesela ulvi bir selasetle beyan eder. Şurada yine. Bu mektubattan okuyorum. Ama burada da geçiyor. Ben onu eskide çok rahatsız oluyordum. İnanın bana, bunu o kadar rahatsız oluyordum ki anlatamam yani. Yani hakikaten aynı soru bende de vardı. Oradan oraya atlıyor, oradan oraya atlıyor. Allah Allah. Şeytanın diyor, ikinci küçük bir itirazı, 191'de geçiyor. Bak ne diyor? Diyor ki, çok garip yani. Vay be. Şu ayetleri okurken şeytan dedi ki, Kur'an'ın en mühim fesahatını siz, onun selasetinde ve vuzuğunda buluyorsunuz. Halbuki şu ayetler nereden nereye atlıyor? Sekerattan ta kıyamete atlıyor. Nefis surdan muhasebenin hitamına intikal ediyor. Ondan cehenneme idhali zikrediyor. Bu acip atlamaklar içinde hangi selaset kalır? Kur'an'ın ekser yerlerinde böyle birbirinden uzak meseleleri birleştiriyor. Böyle münasebetsiz vaziyetiyle selaset ve fesat nerede kalır? Şeytan dedi. Şeytan dediğini duyuyor bu adam. Yani o soruyu bu tarafa taşıyıp cevap üretiyor. Ne nimet ya? Ne nimetteyiz ya? Bağışlayın ya Halit'im. Yani bu o şeytanın o nereye vesile olacak? Şeytanın iki tane bize katkısı var ki çok ciddi. Beşeriyeti insanlığa çıkartıyor. Beşer şerlerle dolu beşer. Beş kemalata çıkartıyor. Bir, neydi Emre? Kemalat insanı. Kemalat insanı vesile oluyor. Makası da hayriye külliye. Makası da hayriye külliye vesile oluyor. Hep onu hatırlıyor. Herkes. Herkes onu hatırlıyor kesinlikle. Şeytan iki tane vasfı var. Bir de vesvesenin şey, o beş şeyi vardı. O biliyor. O kadar da kendim. Şimdi bu ne yapıyor biliyor musun? Bak bunu soruyor. Diyor ki nerede bu soruyu nasıl dinlemişim? Şeytan dedi ki diyor. Bu adam hazır zamana müptela ya abi.
Biz hayalle hazır zaman, yani gelmiş geçmiş hepsini anda seyredebiliyoruz bu hayalle. Yani şu anda cennetteki mesela halimizi çok rahat seyredebiliyoruz. Seyrediyor. Seyreden ediyor zaten. Yani mesela ama, bakıyor, mezarda keşfe kubur var, kadın tesbih yaparken vefat ediyor, tesbih çekerken kopuyor. O anda da üzülüyor, tam tesbihçi dizerken kadın vefat ediyor, şehit oluyor. Hala kabirde diyor, tesbih çekiyor kıyamete kadar. Allah Allah, bunu tayin mi yaptırıyor abi? Evet, tayin yaptırıyor. Oraları hep o açtırıyor, üstüne o kaldırıyor. Biz hayali şey mi, Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan Hüseyin'e, Ali, Ayşe'ye, Fatma'ya, bilmem nereye, bunlar şekillendiriyoruz. Hayal değil ki bu. Bu şekil. Tahayyül de şekil bu, şekil. Üstümüzden geçiyor abi mesela. Ha. Abi burası tahayyül, burası mekan. Çıkanlar hayal, aslında gerçek. Yani hakiki gerçek. Tahayyül aynı departman gibi. Ama hayal o departmanda, şirkette çıkan kar gibi. Çok ilginç. Evet. Sistem bizdeki tahayyül. Bu hayali şekillendirmek değil, o tahayyülün bir sıfatıdır. Yasin deyince ben seni şekillendiririm. Bu bir şey değil ya, bu hayal değil ki. Şekil, hayalin kendisi değil. Hayal, tahayyül, hayalleri, o tepedeki manaları, aralarındaki yolları, caddeleri kuruyor. Bu caddenin adı da fikirdir, o da akıldır. Yani bu aradaki mana mertebenin üstünü açıyor. Ve yetmiyor bu. Üstünü açtıktan sonra sen diyor akla uygun veya diğer mertebelere uygun süret veriyor. Elektronla proton arasındaki alemleri gösteriyor abi. Biliyoruz elektronla proton arasındaki o alemleri hazırlıyor. Yani atomdaki proton, elektron arasındaki o boşluk var ya, onları açıyor ya. Ha burada gösteriyor ya. Mesela şöyle, ben yapıyorum, inan, vallahi Allah şahit, yalan şahit olsa kafir olur, şahitim olsun elimi koyuyorum ve aynı neticeyi alıyorum. Canım sıkıldı, bana bozuk. Hemen böyle okudum Kur'an'ın son sayfasını ve Risale'deki şeyi. Mesela şu anda 482 sözlerdeyim, müştehitlerin şeyi, vardı ya, Ahkam-ı Mesturesini izhar ettiğinden semaviyedir. Burası bak. Altın renkle çizilir abi. He? Altın renkle çizilir. Çizilmiş yani. Çizmiş, üstü çizmiş yani renkler. Bak 482, bak şey için o senin, bak oraya. Allah-u Alem sarı olması lazım çünkü bak. Halbuki şeriat-ı semaviyedir ve iştihadat-ı şeriye dair onun ahkam gösterisini zahar ettiğinde semaviyedir. Kader ne düşüyor? Sünneti sarı işte. Ben de yapıyorum. Mesela son, o evet, kitabın son tarafı. Ne? He. Ben çıkaradan, çıkaradan. Serhat'ın filmleri. Kadın çıkaradan. Şimdi niçin dedim biliyor musun? Bunu nereye götüreceğim? Daha demek istedim, gelmedim. Sıkıldığım zaman, canım sıkıldığı zaman, otobüste, uçaktayım, mesela diyelim uçaktan korkuyor, şuradan ne bileyim, şu bu, mezardansınız, yakınınız, babanıza, hemen böyle, en sonu ve ilgini çekeni hayal eder misin? Ta oradasın, çıktın. Sıkıntı derim, usta bunu hapiste yapıyor, hapisteki adamın kafasını acil lesede koydurur. Allah Allah. Çıkarsın, biz yöntemi kullanamıyoruz. Allah. Kullandığın zaman kötü olma şansın yok. Hasan abi bir sefer sabah namazında böyle tepecikte böyle sanki o bedende çıktım ben. Bilmiyorum ne oldu ama çok zor bir şekilde mücadeleyle geri geldim. Hadi. Ne olduğunu bilmiyorum. Gelmeyelim, bir andaydık yani. Yapıyorsun seni. Ama çok zor geldi. Mesela benim son, nasıl buna olur? Benzer bir haletim var. Buna benzer. Şakacıyoruz ama çok ilginçti. Bir şey tanım, şey yaptı, işaret etti ama. Bana şu son bir senede şu oluyor. Yani daha ben paylaşıyorum ki, yani böyle siz şeytanı mıdır değil midir diye sizi sıkıntı vermesin, böyle bir şey var ya. Böyle sık sık olmasa da zaman zaman oluyor. Yürüyorum ben mesela, nasıl oluyorsa çıkıyorum orada, önümde yürüyor. Ben de onu takip ediyorum kendimle, ona zarar gelmesin diye. Ona düşünmesi için de malzeme veriyorum yürürken.
Yani çoğunlukla kendimi kendim takip ediyorum. Acayip bir şey ya. Yani durum iyi değil o zaman. Aynen. Yani bir onu takip ediyorum şöyle. Şöyle. Ondan sonra bu şeyi yukarıdan kendimi seyretmeden sonra gelişti bu. Böyle istediğim dakikada kendimi yukarıdan seyredebiliyorum mesela. Bak şu anda yukarıdan seyredebiliyorsun öyle. Sonra işte bu tefekkürü herhalde hayal, tahayyül. Ustadın Van Kalesi'ndeydim, hayalim çok kuvvetliydi diyor. Beni o alemlerden geri çeviremediler. Hayali biz hayal zannettiğimiz için hayal kuranlara hayalperest diyoruz. Hiç alakası yoktur. O hayali biz şekillendirmeye hayal demişiz. O bir sıfatı ve kabuğudur, suretidir. Hayal o değildir. Hayal, manalar arasındaki bağ kurmanın adıdır. Tamam mı? Bu makamda... Abi kendimizin haricindeki her şeyi rahat hayal edebiliyoruz. Evet. Ama kendimizi hayal etmesi sebep yüksek bir konsantrasyon var. Evet, çünkü niye hep alıştırdılar bizi hep hariçte yaşamaya? Hep hariçte yaşıyoruz. Onun için gazete gibi okumayın diyor. Böyle kendimizi böyle seyredemiyoruz. Tamam mı? Bak hayal neymiş? Allah'ını söylesin ya, hayal neymiş bak. Bak, bayağı neymiş? Diyor ki, şimşek gibi bir de fikri onlar üstünde, yani tepelerin üstünde ve arasına, bak tepelere gezdiriyor. Hayal insanı gezdirendir. Hayal aklı gezdiriyor. Hayal tahayyülü, şey, tasavvuru gezdiriyor. İtikadı gezdiriyor, ruhu gezdiriyor. Hayal suretinde, ruh kuvvetinde diyor. Burası hayal suretinde. Hayal suratında, ruh kuvvetinde. Ne yapıyor? Şimşek gibi fikri koyuyoruz hayale. Şimşek gibi. Onlar üstünde gezdiriyor tepelerden. Yetmiyor. Gezdiriyor, yetmiyor. Ara boşluğu da kuracaksın diyor. İşte biz bunu hayal diyoruz zannediyor. Tepelerde gördüğümü seni hayal ediyorum. Değil. Pek çok uzun zamanı, zaman var ya zaman. Şu tasavvur, evet. Yani öncelik sonralık, öncelik sonralık. Yani düşünüyoruz, ifade ederken sıraya koyuyoruz. Sıraya koymanın konuşurken sıraya koyuyoruz. Bu sıraya koymaktan otomatik zaman yaratılıyor. Tamam mı? İzmir'de bir tanesi dedi ki ifade edemem ama demiş şöyle demiş. Biz demiş bu serbest bölgede olmayanı hayal ediyoruz. Olmayan düşünceleri getiriyoruz. Var olanları da yok edebiliyoruz. O zaman demiş bizim bu serbest bölge neyin diyor hakikatidir demiş. Bunu kim yapıyor? Olmayanı yaratan Allah'tır. Varı yok eden de Allah'tır. Allah yoku var eder, varı yok eder. Biz buna aynayız diyor burası. Varı yok ediyor, yoku var ediyor. Halik isminin en azami cami tecellisidir. Bunu da bulan Tayfiye Nisa'dan birisi. İzmirli. Buralı değil. Bir kardeşimiz bakın. Bunu ifade ediyor. Neler düşünüyor? Nasıl bu dersleri takip edenler? Yani şuraya görüyor musun? Çok garibime gitti ya. Yani çok Halik ismi bakın. Bari yok ediyoruz. Yani hani diyorlar ya diyor mesela insan bütün isimler cami. Acaba Halik ismine mazhar olsak ne olur var yok. Zaten yapıyoruz demiş. Yani o zaman ne işin var? Bu bilgi kuru bilgi. Hayır. Kötü senin elinde. Yani iyi olmak istiyorsan halk et. Tövbe sonra sual. Sureti bu. Abi ben... O zaman geçiyorsun. Ben katılmıyorum. Hemen çürüteyim. He. Şey, ben bence o Subay'ın söylediği şeyi. Burası bir çekirdektir abi. Çekirdekte program var. Hayal sizin de anlattığınız üzere bir nehirdir. Biz onu yoktan var etmiyoruz. Var olandan o nehirden kepçeyle çıkartıyoruz zaten. İşte, yani, tabii yoktan yani, var. Halikiyete girmeyiz yani. Yani var olanı üstüne açmak. Yoktan var etmiyor burada. Yoktan var etmiyor. Var olanı üstüne açıyor. Evet. O zaman yani, kapağı... icat ediyor diyebilirsin. He, yani evet. Onu gösteriyor diyelim. Evet. Halk etmek çünkü hiç yoktan var etmek... İlim Mumit'e ezeli cihetinde yok şöyle bir şey. Şöyle yoktan var ediyor. Şey olarak değil. Sureten. Sureten yoktan var ediyor.
Mesela olmayan bir cep telefonu olmadığı zaman da. Peki şimdi bizim vücudumuzda ademi vücutlar ihtimalleri yok mu? Mesela 8 kapalı şekilde. Yani orada önce orada o da vücut değil, evet o da doğru. Siz de haklısınız. Yani o da ilmi bir mertebesidir. Yani mümkün ilimler mümteni yani o şekilde. Onlar da var ama herhalde bunu surete çıkarıyor. O diyelim. Öyle diyelim. Adem'den zemin oluyor abi sadece. Zemin oluyor yani. Zemin oluyor. Zemin oluyor. 20'de yok. Çok garip ama ya. Emrükün, feykün, tezgahını nerede kullanıyor? Evet, harika bu da. Emrükün, feykün, tezgahını kullanabiliyor. Yani doğru söyledi. Emrükün, feykün. O diyor. Tezgah, adeta tezgahta. Emrükün, feykün. Yani garip bir şey. Bak bak ne diyor. Hayal bak ne yapıyor. Şimşek gibi fikri. Şimşek hayal et ne kadar şey. Ondan sonra açmamış mıydınız? Niye kapattınız? Aç. Öyle mi? Fikri. Onlar üstünde gezdiriyor. Nelerin üzerine gezdiriyor? Onların üzerine gezdiriyor. Pek çok uzun zamanı bak üstünü mağaranın üstünü açmak değil. O manaları insanı uygun nasıl olacak? Manalar zamanın önü sonu yoktur mananın. Öncelik sonralığı yoktur. Kur'an'da da görüyoruz zaten evet. Haşr meydanından ilk doğduğumuz. He hiç zamanı yok. Yani mananın zamanı yok. Ama insan bu nasıl anlayacak? Zaman şeyine takıyor. Şeridine. Al diyor bunu. Adeta tasavvuru atıyor. Hazır bir sayfa gibi nazara gösteriyor şimdiki sayfı gibi. Oysa Ahkam-ı Mesturesi'ni şu hazır zaman gibi nazara veriyor. Zikredilmeyen yani tepe arasındakileri zikredilmeyen hadisatı hayale havale edip ne yapacak hala? Zikredilmeyen o manaları hayal demek hayal değil. Zikredilmeyen manaları ulvi bir selasetle beyan etti diye vazifesi var. Zaten şurada dedim ki Kur'an'ın ekser yerlerini böyle birbirinden uzak meseleleri birleştiriyor. Böyle münasebetsiz vaziyetiyle selaset ve fesat nerede kalır? Cevap ne diyor? Acayip şey diyorsun. Demek ki Kur'an'ın 40 icazına bir icazı da budur. Adeta bunu da ortaya çıkaran tahayyül hayaldir. Hayalda 40 icazından Allah'ın mucizesine bir tanesi de hayaldir. Çünkü yani o zaman abi mesela şey de oluyor, selasetin bir tanımı da sadece akla değil de konuşurken hem hayale hem tasavvura, tahakküle birden hitap edersen bu selasetli bir... Harika yani. İşte kaydet, bunu ben bir kaydedeyim. Bakayım yer var mı? Bu değil, bir selaset oluyor. Evet, bu çok tanımlama çok hoşuma geldi. Ondan sonra ben de vardı da. Söyle onu yazayım. Yazalım abim nasıl demiştin? Yani selasetin bir tanımı oluyor. Selaset. Ama sadece mesela hani ben aklına hitap etmek diye düşünüyorum mesela. Ama burada Kur'an nasıl yapmış? Hem tahayyülle hem tasavvur hem tahakküle birden. Hepsini çalıştıracak bir şekilde beyanla hitap etmek. Selaset oluyor. Evet. Selaseti beyan oluyor. Hem serbest bölgeye, hem tahakküle, öyle mi? Nasıl? Şöyle diyeyim, tamam. Hem tahayyüle, hem tasavvura, hem de tahakküle ifade... Çalıştıran veya onlara... hem tahayyüle, hem tasavvura, hem tahakküle ifade ettiriliyor. İfade ettiriler... Hitap eden veyahut da hitap eden ve çalıştıran. Ha, çünkü tamam. Niye burada fikir geziyor, onu hayali çalıştırıyor. Aradakileri tamamla diyor sen. Çalış diyor. Aynı anda. Çalış aynı diyor. Anda diyorsun değil tabii. Mi? Tabii. Çünkü oradan oraya atladı. Fikir o zaman ben söyleyeyim size. Hem tahayyüle, hem tasavvura, hem de taakkule hitap edip çalıştıran. Evet. İki nokta üstüse demiştik selaset. O kadar. Ha. Aynı anda dedin ama. Evet. Aynı anda. Selaset. Hem, ne iki nokta üstüse tanım, hem tahayyüle, hem tasavvura, hem de taakkule hitap edip çalıştıran. Beğen. Oh, bu kadar.
çalıştıran beyan mı diyelim? Tabii. Yok. Yok yok işlemeye gerek yok. O kadar. Tamam mı? Şimdi ulvi diyor ya, bunun ulvi olmayan da var o zaman. Nasıl oluyor taakkule o zaman şey? Ulvi mulvi, ulvi olmayan şeyleri de bizdeki ulvi değil. Ama o da var ya şey, mümkünatın vücudunda. Mesela şeytan ulvi değil. Ama var ya. Var şeytan var ya. Tamam, şimdi şeytan tamam. Burada şeytan. Tamam. Ötelerde öyle bir şey yok. Mesela diyelim ki günah. Günah sokaktaki. Mülk de günah. Ama melekütte günah yok ki. Şimdi yani mesela ben alemde birisine hep taakkulle ben konuşmayı şey yapıyorum. Demek ki öyle olmaması gerekiyor. Tahayyülüne de hitap et adamın. Mesela bir insana, bir hele bir kadına veya bir çocuğa veya ilk olan böyle muhatap olacak buna hitap ederken en isabetli yöntem o kişinin tahayyülünü aktif edebiliyorsan, tahayyülüne yaklaştırabiliyorsan, onun hayaline, onun tasavvuruna yaklaşınca tamam bir şans yok, hemen nur talebesi olur. Hasan abi diyor, nasıl bir görünce ayaklarım uyuştu mu? Sırtın terledi mi? Damardan gidiyor. Oğlum damardan gidiyor. Başladı terlemeye, ayaklarım uyuştu. O gün bugün nur talebesi. Maşallah. Biz de diyoruz ki tahakkül lan bu var, dur var bu. Tahakkül tasavvur, para borç et desen abi. Abi bir de adamı tanıyıp hani bulunmuş olduğu meslekten örnek verirsen adamın teslimiyeti işte çok kolay. İşte hayali o. Hayali. Yani eğer dersi tasvir ederek hayalini, tahayyülünü imkanatla yani bak bu daha aklı değil midir? Bu yol daha doğru değil midir tasavvurunu? Sonra birkaç tane de delil olan taakkulunu aktif edince esbab halinde tamam. İlk önce mesela Allah Resulü nasıl bir yöntem kullandı o zaman insanlara? Bu zamanın insanların yeme ihtiyacı yok. Mesela buraya gelen hadi bari bir şeftali verelim, bir şey verelim, tatlı verelim değil. Ne yaptı? Açtı, susuzdular. Onunla şey tasavvurunu ve tahayyülünü aktif etti. Onunla yani tek şey değil. Şimdi burada ne demişiz o zaman da? Kur'an'ın söylemek istedikleri, böylelikle söylemek istedikleri dağın tepeleri ama söyledikleri bu. Ama söylemek istediklerini de söyleyemiyor. Çünkü çok fazla. Bunu tahayyül ve tasavvura havale ediyor. Acayip bir şey. Kur'an'ın söyledikleri burada söylediklerinden fazladır söylemek istedikleri. Allah Allah. Bu sefer Kur'an söyledikleri vahiy buraya geliyor. Ama söylediklerinin içerisindeki meratibi manaları tahayyül ve tasavvura havale ederek Kur'an'ın söyledikleri taakkule söylemek istediklerinin bütün meratiplerinde tahayyül ve tasavvura havale ediyor. Hasan abi o zaman diyorsunuz ki orası bizim Furkan'ımız. Furkan'ımız. Furkan'ımızın sureti. Şey, Furkan'ımızın kanuneti bu. Tususi diyor. Evet Tususi. Yani mesela diyelim Risale-i Nur'da ne var? Bir söyledikleri var, muayyendir. Yüz tılsımını çözmüş diyor. Risale-i Nur, felsefe ile akli beşerle çözülemeyecek, 100 tane tılsım muammasını çözmüş. O kadar mıdır? Bu söyledikleridir. Tepelerdir, dağın tepeleridir. Ama tepeler arasındaki bağ, söylemek istedikleridir. İşte bizi insanlı ilişkilerde karı koca ve kardeşler arasındaki kavgaların sebebi, bu tepelerde değil, tepelerin arasındaki ara boşluğu zanla veya herhalde muhtemeldir, belki ihtimaldirle onu şerri de yorumlayabiliyoruz. Tepeler arasını. Mesela diyor ki, bu adam diyor, şimdi bu dersi tamam çok harika bir dersti. Ben o karşıki oluyorum, şimdi kendimi sorguluyorum. Karşıki damardan kenara bakıyorum şimdi. Tamam bu dersi külliyattan alıyor falan yapıyor ama bunlar kendisi öğretmenlik yapmaya çalışıyor veya enanet kurulu kendisini diyor nazara vermeye çalışıyor. Bunu yapan kimdir? O tasavvurdur, zan ve şüphe, şek, tereddütleri yapıyor. Nerede? Tepeler arasındaki. Ama şöyle düşünsen, bunu böyle hakikaten öyle diye yapsa kendisine zarardır. Bana bakan zararı yok.
Yani elaneti, şöhrettir, işte şunu bunu yapmak için. Ama neticede ben bir şeyler duydum mu farklı bir şey? Farklı bakmama vesile oldu mu? Allah bereket versin, al git. Dükkancıdan malı al, dükkancının sana ahlakını, günahından bahsetme. O seni ilgilendirmiyorsun. Mesela dükkana gittin. Dükkana gittin. Ne lazım abi? Et. Cibata lazım ya, musluk, bayırdaki musluk, conta lazım. Sen şu contada var mı diyorsun? Var. Diyor musun ki, sen ahlakın nasıl bir adamsın lan sen? Sen oruç tutuyor musun veya sen sokakta mı şöyle misin böyle misin diye de Allah'ın el almıyor. Diyor musun? Diyor diyor. Abi tersine patlıcandan domatesinden bahsederler. Aynen. Şeyde Rüştü abi dedi ki bu tür insanlara diyor ben diyor diyorum ki diyor git patlıcan al. Biraz sonra bir baktım diyor soğanla geldi diyor. Ondan sonra kardeşim mesela patlıcan demedi mi? Örnek şöyle verdi. Abi ne fark eder diyor, ikisi de topraktan diyor. Hemen kaynağıyla ifade eder diyor. Suretinden kopar diyor. Bu tipler böyledir diyor. Onun için şeriat zahir bakar. Patlıcansa patlıcandır, soğan da soğandır. Şeriat bunun ikisinin kaynağıdır, topraktır demez. Mesela bir de diyor ki, ustadın misali bu mahkemede, bir evin ihtiyacı diyor, bir dükkanla satın alınmaz. Ütün masası alacaksın. Elbiseyi başka yerden alacaksın. Kalemi de başka dükkandan al. Yani dolayısıyla sana bakan tarafı ne? Bu derste bunlar ne oturmuşlar böyle? Elanet, şöhret, vitir, bilmem ne işte sufleye varsa. Doğru mudur? Muhtemeldir. Belki ihtimaldir. Şek, zan, şüphe, malumatlar, bilgiler, düşünceler, beyinler muhtemeldir tabii. Kimse haşa şey değil. Teyit edilmemiş vahiyle, muhtemeldir. Ama sen ona bakma. Çünkü sana bakan bir taraf değil. Sana bir çıkarı yok. Olsa da olmasa. O zaman sen tepelere bak. Tepelerdeki var. Sana bakan nedir? Musluk contası lazım. Contanı al, git. Mesela dolmuşa bindin. Vallahi ben bu adama bilmem. Niye? Bu namaz kılmıyor, bu şoför. Sen otobüse binerken şoförün namaz kılıp kılmadığına bakıyor musun? Süt içerken, süt içeceğin zaman bu Montafon sığırı mı, Holstein sığırı mı, Trabzon sığırı mı? Gayet süt içmekse, sığırın ne cinsine bakarsın, ne rengine bakarsın. Gayet elma yemekse, elmanın ağacını acaba eğik daldan mıydı, yamuk daldan mıydı, düz daldan mı çıktı? Bakma ya, sen elmanı ye, çek git diye. Bunu kim yapıyor? Şunun için bu çarpıcı misal verdim. Niye o misalleri verdim? Misaller hayatın içinde olsun. Yani bizi dışarıya atmasın. Hayatın içerisinde olsun denilenleri. Tamam böyle kimse iddia edemez böyle bir yok bizde. Hayır bak olabilir. Ama sana bakan bu değil. Sana bakan al. Ondan sonra ne yaparsa yapsın ya. Ustad Mahkemat'a diyor ki diyor köye diyor satıcı geldiği zaman diyor bokçayı açıyor diyor. Bokçayı açtığı zaman her şey sana hitap etmiyor diyor. Bazen diyor orada bir kırmızı bir mendil var diyor. Tamam. Kırmızı mendili al, bir çorap al, bir çarşaf al. Çingeneler eskiden bokçacı geliyordu ya köylere. Oradan bir bokçayı açtığı zaman sana da al git ya bu çingene satıyor mu diye çarşaf almamazlık da yapıyor musun? Öyle. Bunu niye anlatıyorum? Bunu hayal yapıyor bu söylediklerimi. Bu o şey dağın arasındaki tepeler arasındaki manalar fikirdir. Fikir yoldur. İşte Kur'an tepelerden bahsediyor. Sonraki muhatabına diyor ki tahayyülünü şimşek gibi fikir ona biniyor. Fikir hayale biniyor. Hayal de şimşek gibi tepeden tepeye dolaşarak arasındaki bağları kuruyor. Tır tır mesela şöyle tepe düşün. Böyle. Sonra buralara veriyor. Yani bir tuhaf ya sistem. Bir tane söyle demişti. Hakikaten bu anlattıkların hep bizde var. Bizde mi oluyor? Şu anda böyle doktor böyle bakma o yapıyor şu anda. Şu anda o yapıyor. Şimşek gibi hayal şimşek gibi içini kim biniyor? Fikir. Şimdi bunu açık. Afur. Mektubat 347. Ya mizacın, yani garip garip şu anda peki hayalimiz nereye doğru kayıyor? Niye kayıyor? Onu anlatacak şimdi.
da 347. Niye hayalimiz o tarafa kayıyor? Niye bu tarafa kaymıyor? Mesela misal verdim ya biraz önce, böyle bazen ama bazen böyle kendim önde yürüyor veya yanda böyle gayri ihtiyar bak. Yani öyle anlatamıyorum yani böyle. Öyle oluyor yürürken. Öyle yani çünkü kendimi şu tarafta görüyorum. Sağ tarafta hiç görmüyorum pek. Şu tarafımda görüyorum. Herhalde sol taraf gelecek ya. Öyle zannediyorum. Şimdi bakıyorum yürüyor bu adam. Yani şey olsun diye. Öyle bir şey olunca şizofrenin teşhisi konmasın sana. Doktor koymasın. Şu manyak mıdır nedir ya bu falan. Ondan sonra böyle sol tarafına böyle gidiyorsun ya böyle. Gidiyorsun. Allah Allah. Böyle acımaya inkılap ediyor. Ve bu şeyi şöhretten şundan buna senin günahtan alıkoyuyor biliyor musun? Böyle Allah izliyor değil. Ben izliyorum böyle. Bakıyorum yürüyor böyle. Onu kolayım yani. Kollayayım şöyle. Şey ben mesaj veriyorum alıyor bu. Sağa bakma. Ama onu görmediğini yürürken ben oraları görüyorum. Baktığınız hayvani tarafınız bakan ruh o zaman. Yani öyle gibi herhalde. Ama yani çok ciddi. Çünkü niye etkileniyorum? Ve o kadar hale gelmiş ki böyle gayet normal o hale geldi yani böyle. Diyorum ki ben ondan sonra bu malzemeler sanki bu ben olan bu taraftaki buna veriyorum. Ben bana veriyorum. Bu böyle düşün bak. Bunu bana da bir yer okumuştu Harun Hasan abi. Yabani hayvanını öldürme diyor değil mi? Harun'un sayfa kaçtı? Allah Allah. Yabani hayvanını, yabani hayvanı öldürme değil. Sayfa kaçtı bir söyle mübarek azıcık. Daha edemez. He? 300 kaçtı kaçtı. Yabani hayvanını öldürme diyor abi. Allah Allah. Kim yabani hayvan? En son. Yabani hayvan işte bu işte. Senet değil. Şu adam hep öyle yapıyorum, şunu yapamıyorum. Çünkü daha onu olmadı. Niye olmuyor? Bu herhalde inşallah bir zaman önüme çıkacak. Sonra bir sayfana gelecek. Bir günde diyeceğiz ki ha öldü tüh kurtaramadım neyse. Hayır kuruyorum onu ve şurada duruyor. 327. 327 barla. Öyle mi? Evet. Allah Allah. Ya Harun ya değil misiniz ya? Bu işlerle niye meşgul oluyorsunuz? Gidin para kazanın ya. Neresine? Aynen bunun gibi paragraf var ya en altın bir şey. Orada onun sonu. Sonu mu? Ve ceza kulağı ve dili. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak sana ibahe suretinde verdiği hayatı intihar ile hatime çekemezsin. Gözünü çıkaramazsın. Ve manen gözü kör etmek demek olan gözü verenin rızası haricinde harama sarf edemezsin. Yani sana diyor, gözü kullanamazsın, sen kimsen? Ve herkese kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazatı harama sarf etmekle manen öldüremezsin. Ve eti yenilmeyen hayvanın lüzumsuz... Hayvanını işte. Değil abi işte. Hayvanını. Ha hayvanını, Allah Allah. Ve eti yenilmeyen hayvanı okuyordum ben. Hayvanını lüzumsuz taziyeleri katledemezsin. Kendi hayvanını da dersin, yani şeyindeki... Eti yenilmeyen. Eti yenilmiyor. Yenilmeyen kendi hayvanıdır. Nasıl istersen. Abi şurada oraya bir şey var. Diyor ki ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise senin daire-i hayatın içindeki mamelekin ve o mamelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz, dil, akıl, hayal diyor. Onun için bak. 30. sözü, 30. lemay vardı ya, saray vardı, alem vardı, şehir vardı, tam memleket vardı. Ha işte o, onun içinde... Çiftlik diyor, çiftlik, evet. At şey var, silah var. Çiftlik içinde vesaire. Onun içerisinde diyor. Bak, 3 tane içi dedi. Abi bir de kalbin ve onlar içindeki göz değil diyor. Ruh ve kalbi söylüyor, onların içine aldı. Şurası da çok acayip ya. Yani istifaden için kendi mülkünü senin eline vermiş diyor. Kendi mülkünü. Ya bu mülk bizim değil. Kendi mülkü diyor. Mülkimin. Vay be. Kendi ve dördüncü şurada diyor ki ya baki entel baki anlaman için Allah'ın bakiliğini anlamak için
sana bakilik vermiş. Onunla beni anlayamazsın. O baki esmasının bizdekinin yönünü ondan çevirdik. Kendimize döndürünce belasının muhacir belası ölüm korkusu bunlarmış. Dördün şu anda diyor. Abi mülk ya abi. Onun mülkü. Ben demişim. Bu mülk nasıl ölecek? Bu mülke nasıl bir şey olacak? Anlamadım. Çünkü bu mülke baki diye bakıyor ya. Niye bakıyor? Allah'ın baki esmasını veriyor ki bakiliğimi anla. Görü vererek basarını anla. Kulak vererek semi olduğumu anla. Bakiliğimi sana gösteriyorum ki benim bakiliğime anla diye. Ama o bakiliğini anlamak yerine kendime döndürmüşüm. Kendimi baki diye bakıyorum bu sefer. Baki diye bakınca nereden çıktı? Bu ölüm. Bu sefer ölüm başıma bela oluyor. Sebebi baki isminin Allah'tan yönünü kendime değiştirince, kendimi baki gibi görünce, fanilik karşıma çıkınca o zaman ölüm korkusu oldu. Abi şu paragrafı bir okusana, şu 327. Oku sen oku. Siz okuyun abi. Hangisini? Ne oluyor? 327'nin başını. Ben tekrar mı okuyayım? Şu 327'nin başını. Allah Allah. Okuyayım ki ya. Ey insan diye başlıyor ya, çok acayip. Bak ya. 327 mi? Ha, bak o ey çıktı. İnsan. O mu çıktı? O çıktı. Allah Allah. 2 lira insan. Ha bak. Şimdi çok unutmadım. O çıktı yine. Bir başımı okuyayım. Ey insan ve ey nefsim. Muhakkak bil ki tevafukatın hatırını şu söylüyor. Cenab-ı Hakk'ın sana inam ettiği vücudun, cismin, azaların, malın ve hayvanatın ibadeti mi değildir? Yani burada bizim bildiğimiz hayvanat derken bu bizim ahırdaki hayvan değil bak. Çünkü o var zaten de. He, ama onu demiyor. Cenab-ı Hakk'ın sana vücudun, cismin, azaların, malın ve hayvanatın ibadeti temlik değildir. Yani istifaden için kendi mülkünü senin eline vermiş, istifade et diye ibahe etmiş. İbahe. Senin gibi idare etmekten hakikaten aciz ve tedbirinden cidden cahil bir şahsa temlik etmemiş. Temlik mülk etmek. Çünkü mülk olarak verseydi idaresini sana bırakmak lazım gelirdi. Yani bakın çok önemli bu. İdaresini de vermem. Evet yani bu ölüm korkusu. Nasıl vermekse? Ölüm korkusu Allah'ın baki esmasının bizdeki tahayyülü ve teşahhüsü, cil ve ceban nakşi sanatını onun bakiliğine ayna olsun, bakiliğini anlamak için verilmiş iken kendine döndürünce bu bedenin bekasını aradı. Bunun bekasını arayınca, bekası da olmayınca boşluğa düşüyor. Boş durmadı, ölüm korkusu. Allah. Bakiliği bil diye verdi, sen ölüm diye korkuyorsun ama evet. Bakisi... Bakiyi anla diye. Baki diye, bak bakiliğini anla diye, bakiyim diye anladı. Ben bakiyim. Bu dersler nedir? Din dersleri değil bu. Bu hastanede psikoloji terapidir. Psikiyatrist bölümünde doktorum. Ya, seni tayin edeceğiz oraya gelecekte. Bu dersler okulda ders olacak, üniversitede okulda. Psikiyatrist bölümünde. Bunlar her biriniz bir kıtanın başında olacaksınız, Allah nasip edersin. Ben görmeyeceğim ama siz göreceksiniz ve oralarda bu işi yapacaksınız. Çünkü bu işi yapacak pek yoktur. Yani adam bir şey bulmuş ama tanımlayamamış. Şu anda dünyada meşhur iki kişi var. Bugün hastanelerde psikiyatrist bölümünde onun yöntemi, onun formülleriyle işletiriliyor. Freud ve Jung. Tamam mı? Yok, yok ne demiş? Aklıma mukabil bir akıl var. Tamam mı? Mesela iki farklı yöntem kullanılıyor. Avrupa tıp, menşeili tıpta Freud'un şeyini kullanılıyor. Asya işte Jung'un kullanıyor. Freud, cinsellik değil, şehvettir diyor. İnsanı hareketlendiren bütün duyguları nedir? Aşırı istek. Her şeyin isteğe bağlamış. Yok öyle değil. Diyor ki, ben diyor cahildim, sıkıldım, normaldir diyor. Sonra ilim yaptım, kitap okudum, rahatladım. Cehaletin arkasına geçtim ama bir baktım ki diyor, aklıma mukabil bir rakip akıl vardı, o da yükselmiş. Ben yükseldikçe o da yükseliyor. Ve benim diyor, rahatlama vesile olan ilmin ara boşluklarını buluyor, beni onunla halt ediyor, çökertiyor. Ya benim içimde dışarıdan bir tane beni ortadan kaldırdığında düşmanım mı girdi?
Ya baktım ki içeride ne yaparsan yap diyor. Bu hiçbir zaman ona geçemezsin diyor. Ben yükseldikçe onun yükseldiğini gördüm. Aklıma mukabil bir paralel akıl var diyor. Onun adı 13. lemada ne diyor? Şeytandır diyor. Çünkü şeytan Allah onun seviyesiyle bize musallat etmiyor. Bizim seviyemizle bize musallat ediyor. Musallat ediyor. Çünkü ilim cihetiyle ona yetişilmez. Amel cihetiyle de ona yetişemezsin. Çünkü secde etmediği yer yoktur diyor rivayette. İlim cihetiyle nihayette de yakın böyle biliyor. Onu musallat etse 90 kilo güreşçinin karşısında 20 kilo güreşçi çıkartırız. Allah şöyle kanun ilahi yapıyor. Ben yükseldikçe onun ilmi yükseliyor. Beni geçmiyor. Geçerse zaten tanrıman olsun. Dolayısıyla o diyor yok bunu bulmuş ama dini olmadığı için cin ve şeytanı ve erva habisi bilmediğinden ancak eserini görüyor. Yani ortada çıkan neticelerine şahit ama bu nereden çıktığını bilemediğinden burada duruyor. Buraya kadar vay be yumka bak ya. Bu Freud aşırı istekten kaynaklandığını, her isteğin alternatif olduğunu söylüyor. Yani isteğin olmamasının sebebi direnen bir tarafın var diyor. O da diyor ki hayır diyor, o arkadaş iken ayrıldılar. İnsanı hareketlendiren, yükseldikçe yükselen bir tarafımız var. İstedikçe direnen bir tarafımız var diyor. Mesela Jung'un ikinci koca bütün hayat felsefesi gidir. Bir bunu tespit etmiş, bir de çıkan fikir ve isteklerinize savaşmayın şiddetlenir diyor. Meşhur bir şey. Oysa o da Vesvese Risalesi. Oysa Vesvese Risalesi'nde ve Barla'da ne diyor biliyor musunuz? Reddedilen arzular kesbi şiddet eder. Cümleye bakın. Hafız Alaaddin şey. Biz Barla'da reddedilen arzular kesbi şiddet eder. Barla'da reddedilen yazar mısınız? Reddedilen. Reddedilen. Kesbi yaz. Kaç? Şuralarda bir yer değil. 132. 132 bak. Şu görüyor musun? Külliyata bak. Allah Allah. Ha bak, ha şu. Bakın. Jung'un göğe olmuş oldu. Reddedilen bir arzu nasıl kesbi şiddet ederse. Ne yapmak lazım abi? Reddetmeyecek misin? Ha? Yapacaksın. Hayır dokunma. Hayır onu reddetme. Kanalize. Kanalize. Sakın savaşma. Enerjiyi yok edemezsin. Tabii tabii. Tabii. Helal ya. Wow. Mesela Ustad Hazretleri şöyle diyor, tasavvufta insanları diyor günahlardan koparmak için cehennemle tehdit ederek korkuyu kullandılar diyor. Ustad neyi kullanıyor, hangi yöntemi kullanıyor? Onun mesela 13. ve 14. sözde anlatıyor. Bir kısım genç geldiler diyor. Tamam hayatta nasıl kurum? Bak ne yöntemi kullanıyor? Alternatifini kullanıyor. Onu reddetmiyor. Onu bastırmayı demiyor, alternatifini öne çıkartıyor. Hmm. Çok değişik bir yöntem. Çok. Mesela Risale-i Nur dindar olması için insanları cehennemle, azapla, kabirle, şunla bunla tehdit etmiyor. İmanı ve ameli ve Allah'ı güzelleştiriyor, sevdiriyor. Sevdirmek yöntemini kullanıyor. Ümitlendiriyor, ümitsizliği atıp böyle ne yapacağız falan, bari buna sarılalım, bari namaza sarılalım, bari. Ne yapalım? Namaza sarılan var. Hayır. Namaz hakikaten ancak ya. Onun gıdasıymış ya. Dettiriyor. Bir yöntem bu, bir yöntem bu. Bu usta diyor ki, bu yöntem acizliğin ifadesidir. Ha? Mesela Muhyiddin Arabi her şey olur demesi diyor, acizliğin tanımlayamadığında meratib-i esmayı çözememiş, esmanın tek mertebesi var zannetmiş, o cilocu da tol demiş diyor. Latif Nikkaner'e geçiyor. Ama ben ifade ettiğim cümle gibi değil. Oradan çıkan şeyi söyleyeyim. Netice, netice ısrarlı. Ya ne hocam? Vallahi boşuna yapıyorsunuz abi ya. Yani adamı da biliyorum. Buraya bak yani. Bu koca bir kitap. Adamın iki hayatı boyunca iki şey bulmuş. Yok. Meşhur olmuş. Bir bu cümleyi. Bir de 13. sözde. Onun sözünü kendi sözünü zannetmiyor. Allah Allah aklıma mukabil akıl var ya. Fikir yaptım tamam. Ulan bu kitabı ben ilk defa okuyorum, bilmiyordum diyor. Okudum, tamam bütün sıkıntılarımı geçtim ve kısa bir dönemde kural benim diyor, böyle tamam bırak. Abi baktım ki diyor, ya onun ara boşluklarını bilebilmesi için diyor, bu kitabı bilmesi lazım diyor. Bu kitabı bilen, hatta diyor benim aklımdan bir üstün bir akıl ki, bildiğimin dışında ara boşluğunu, başka tersini diyor,
ortaya çıkartan bir başka akıl çıktı diyor. Ama okuduktan sonra çıktı diyor. Bu kimdir diyor. Bilmiyorum diyor. Tarihçe bilinen en büyük bir dahi bir iki fikri diyor ancak. Evet, şey tarihte yani. Evet, anlarım. Güzel bir ayran izliyor biliyor musun? Bak. O kabak da aynı şeyi bir ayran izliyor da. Ha bak ne dedi biliyor musun bugün Emre? Bugün çok güzel bir laf etti. Bir daha der misin? Tarihçe bilinen en büyük dahi ancak bir iki hissi hürriyet inkişaf ettirebilir diyor. Tarihte meşhur dahiler bir iki hissi. Mesela adam E eşittir M kare bulmuş. Madde enerji değil de o da meşhur olmuş. Allah Resulü ahireti üstünü açmış. Ötekisi maddenin üstünü açmış. Meşhur olmuş. Tarihte meşhur dahiler bir iki hissi fark etmiş, inkişaf ettirmiş. Mesela Jung. Aklıma mukabil bir akıl var, tam ve bir de bunların neticesinde sakın diyor, bununla direnme diyor. Freud ise insanın zembereğini, saat zembereği gibi bütün fikirlerini, hislerini aktif edip şey yapan aşırı istek olan şehvettir diyor, cinsellik değil. Bu başka, bunun insan hareketlerinden akla mukabil akıl, o istek diyor. Tamam. Ya ondan sonra ne diyor? Reddedilen arzuna kes bir şiddet eder diyor. Yani tuhaf ya. Ya tuhaf ya, külliyat. Yani ben burada oturuyorum biliyor musunuz? Yani saatlerce, 5 saat, 6 saat sana söylüyorum. Başka bir işim yok zaten. Şurada oturuyorum. Onu açıyorum. Bu kitabı gündüz görsene buraya. Oradan oraya, oradan oraya. Ya buraya gelene kadar bu yazan. Yani bir satır mı zannediyorsun? Nasıl ben okurken başını söylüyorum size? Bak, yani mesela bak kaç günden beri Bodrum'da hayatta o akıl kelamın üzerindeki Allah'ın kelamındaki mani mesture birbirine ahkam mesturesini mani mesture birbirine bindirmiş mana hükümleri o zat nasıl bir zat ki bunun üstünü açıyor, bir şey demiyor. Ben bunu açtım. Tamam mı? Ben bunu açtıktan sonra bir şey okudum. Benim fikrim mi? Yok, açtım okudum. İmam Azam açıp okuyor işte. Bunun ne farkı? Ben Risale-i Nur açıp okuyorum. Ya nereden çıkartıyorlar diyorlar. Peki aynı kanı demek istemiyordum diye. İmam Azam nasıl ki ahkam-ı mesturesini kelamından istinbat ediyor. Biz de Risale-i Nur'un ahkam-ı mesturesini, mana-i mesturesini üstüne açıyoruz. Ben bir şey uydurmuyorum ki. Ben çıkartmadım ki zaten. Benim fikrim değil ki bu. Tahir benim fikrimdir. Aynı kanı bizde de cari, hepimizde cari, hepimizde. Ahkam-ı mesturesini, yani dedi ki bak, ne dedi? Kalp, aklını, ruhunu söylerken malını, hayvanını diyor. Yani gelip diyor aklı, ruhunu anlatan bir konuda hemen ahırındaki sığırlar mı iner şimdi diyor. Sığırla ne alakası var diyor. Niye? O da ne dedi? Dedi ki altıncı sözde ondan sonra içini aldığı duyguları ve şey, sana verilen memalik. Ne verilmişse? Mülk. Mülk dediğin zaman şu toprak mı alacaksın memalik? Mülkleri sana vermiş. Mülkü sahibine teslim et deyince arsa. Ulan benim arsam yok. Hakikaten yok. Şimdi ben o mananın dışında mıyım? Arsam yok ya. Arsas olan düşünürsün. Sana verilen memaliklerin, mülklerinin, Allah'ın mülkü değil mi senin evinin, apartmanın? Tamam benim ne apartmanım var ne mülküm var. Ben şimdi onun dışında mıyım? Ya mülk kardeşim bu, mülk demişim bu. Abi suret hakikattan medet alır diyor ya, o mülkten mi alır? Mülk evet, mülkten alıyor ki aynı hakikati şey diyor. 27. sözde ne diyordu? Aynı zahir içinde hakikati. Aynı zahir içinde hakikati gördüm diyor. Zahir 27. sözde. Cümle tam olsun diye bir bakayım. 27. sözde doğru aynı mu? Aynı zahir içinde. Bak diyor ki Fesubanlar'da gene aynı çıkıyor. Bu ne oluyor? Ha vallahi hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. 492. Biz gidiyoruz ya. Olmaz böyle. Ben gidiyorum. Sen gidersen acamaz. Ama bu nasıl bir şey ya? Bak şimdi, hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Gel de... Öpme. Kafa, bir mesele öpüyor. Öpeceğim ya. Çok soktum ya. Üstad diyor. Bak, göstereyim yerini. Hakikati, virgül, aynı zahir içinde bulmak. Bir de bulmaktır ha. Bulmaktır ha. Bu.
bulmaktır. Şimdi bak tam o. Ve dersi araştırıp bulacaksın. Söylemek de demiyor, bulacaksın. Bulmaktır diyor. Hakikati saklanmış, tesettür etmiş. Evet. Birbirine bindirilmiş şeyi bulacaksın. Bulmaktır. İstihracı esrar diyor abi. Ha, onu varla da vazifemiz diyor. Malum şeyleri nakletmek değil. Mesela nakildi, istihracı esrar. İstihrac ne? Çıkartmak. Mesela şimdi biz madeni kazıyoruz. Altın çıkarttık. Altını ben yapmadım ki. Vardı orada, ben çıkartıyorum. Harun 2 saatte böyle istihraç diyor. Onu yanlış söyledim. Yanlış istihraç diyor. İstihraç-ı esrardır diyor. Şu anda bizim vazifemiz diyor, ustad Kur'an'daki, hadisteki, fıkıh ve akaid'deki şeyleri nakletmek değil, ona ait kitaplar dolu. Bizim vazifemiz şimdi istihraç-ı esrardır. Sırları ortaya çıkarmaktır. Hatta beni o kadar etkilemiştir ki, yani bu düşünemiyor yani, demek ki kafam böyle çalışıyor. Köyümüzde bir tane sarıçe Hüseyin dayı var. Ondan sonra Hüseyin dayı, ya dedi, ben görünce atardı, babam da yaşlıydı ama içerdi. O, ya Hüseyin dayı dedim, zaten içiyorsun, bunu zaten sen neyle elde ettin? Atma dedim, gittim, al dedi, al iç o. O kadar ümitli ki, inan, büyük oğlu yerde bir yaş veremeydi. Ondan sonra hürmeten aldı ama geri dönüp çekerdi. Sonra dedi ki bana, o oradan çıkarttı. Ya diyor, hoca diyor, bak sorun. Hoca diyor, ben şimdi bunu çekince bulutun arkasına geçiyorum, oradan bakıyorum dedi. Yani var, garip şeyler de söylüyor. Hiç buraya uygun olmayan şeyler söylüyor. Buralarda kullanılmayan kelamlar söylüyor. Ben hissediyorum. Buralı değil o kelamlar. Ulan nereden getiriyor? E dedim ya bu, madem oralara bunlar da geçiriyor olan dedim, bunlar da geçsek ne olur? Bir de ben çeksem ne olur dedim, tamam mı? Külliyatın. Böyle günlerce, bu esrar ya, esrar sırlar demektir. Bu da esrar kitabı. Esrar-ı Kur'an. Esrar-ı Kur'an'ı, o da esrar. E dedim, niye farkı var? Meğer o nikahsız beraber oldukları için ara, biz de nikahla olduğumuz Allah için ara. Bunu nereden buldunuz? Ona şey diyorlar ya zaten, evliya çünkü diyorlar. Çünkü esrar hangisine? Evliya diyorlar işte. Ha, evliya. Ha, evliya mı için deniliyor? Ha. Evlidir diyor. Ama nikahlı olduğu için ara değil. Öbür başka şey. Esrarcılar diyor nikah. Esrar içenler nikah yapmadan geçtikleri için vurgun yiyorlar. Zina yapıyor. Zina yapıyor. Nikahlı olursun. Nikah da şeriata göre olur. Bir kelamla bak, kelamla. Kelamla oluyor. Şimdi bunu başka yerde belli olmaz değil mi bu işe? Şimdi bunu başka yerde desen, ulan esrar, bak esrar nasıl bir yöntem şey yapmış da bak, niye öyle? Yani mesela bir kız beraber oluyorsun, zina. Bir yöntem yapıyorsun, kelam. Ruhun kelamı. Kelamla bağlıyorsun. Kelamla haramın helal oluyor. Ruhun nikahı. Şimdi o da esrar, burada esrar. Vay be. O nikahsız bu nikahlı. Şey diyorlar şimdi ya sana. Peki nikah nedir? Peki gelelim nur talebelerine, dershanedeki halleri ne? Koyun gibi böyle şey yaparsan, dikkat etmesen nikahlanmadığın için manat şak şak üstünden geçiyor. Evet. Diyor ki mahkematta her şeyin bir mehri vardır diyor. Mananın mehri de dikkattır diyor. Dikkat iki tane şey yapar. Açar mısınız? Dikkat iki tane şey. Dikkat öyle laf değil ama dikkat et. Dikkat iki latifimiz aktif et. Nazlanan, istina gösteren, nazilin. Ha, bir de söyle misin Yavaş? Nazlanan ve istina gösteren. Nazlanan ve istina gösteren nazilinlerin mehirleri dikkattır. Nazlanan ve nazilin. Nazlanan ve istina. Ha, nazlanan ve istina gösteren nazilin. Kız ya, nazilinlerin mehirleri dikkat latifesi. Diyorsunuz ya abi Hasan abi, ruhun nikah olan kelam şimdi kalmadığı için banka şeyi istiyorlar. Evet. Mesela Müslüman Müslümana sözüne güvenmiyor. Banka kefaleti istiyorum diyor. O da beni etkilemişti. Buna nasıl oluyor? Meğer ruhun, ruhlar arasındaki nikah, bağın kelamdı. O kelam, hayattaki kelam, hayata dönüşmemiş kelam, ruhlar arasındaki bağ nikahlayamadığı için banka şeyini istiyor. Banka niye şey yapıyor? İki basit ruhlar arasındaki ancak nikahsız nikah bankadır.
Âli ruhlar arasındaki bağ adı sözdür. Kelamdır. Şey dedi abi, o dikkat mehirini veriyorsun ya, verdiğin zaman evleniyorsun. Yani nikah şeriat oluyor. Ondan bir çocuk oluyor. Mana. Senin ürettiğin mana, mana senin bekan o çocukla oluyor. Devamlı. Çocuklarınla beka ebediyetini onunla kazanıyorsun. Ondan sonra iki türlü vardı da, sinir bulur, sinir rüşt. Çocuk yapabilme yaşı sinir bulur. Ama sinir rüşt ise hatırlarsınız. Çok. Evet, konuşmuştuk, tamam mı? O senin neslin devam eden odur. Evet, benim seni bulu neslim yoktur. Ama seni rüşt neslim devam ediyor diyecek. Evet, benim neslim. Çünkü ruhlar arasında mesela eğer manalarla nikahlanırsan, senden, senin üzerinde ortaya çıkan mana senin evladındır. Yani manadır. Bir de söyle onu. Demiştim biraz önce. Yani o zaman çıkan o senden şey. Senden olan yani çocuklar evlendikten sonra yani o şeyle nikahlanınca neyle nikahlanıyorsun? Mehrini verdim, nikahlandım. Dikkatli ama nehir bir. İkincisi aldım, verdim, aldım, kabul ettim. Kelam. O zaman nikah tam oluyor. Nikah olunca evlendik, çocuk oldu. Çocuk işte da, ben de senin bekanı dikkat ettim. Onu temaşa eden ve merakla dikkat eden. Vallahi bu çıktı şimdi. Anladım. Bak şu. Onu temaşa eden ve merakla dikkat eden. 187. Şimdi bak böyle hemen dikkat ettim. Temaşa. Dikkat çekiyor. Bu sefer şey çekiyor. Tamam yeter. Hasan abi. Hasan abi. İmam Ali radıyallahu anh'ın manevi veledi varmış. Ha bak. Gördün mü? Hatta ben de anlamıyordum. Biraz nasıl velet oluyor diye. Bir de ileri götürelim mi? Velet de şey. Ehli batıl diyor. Kendim. Batıl bir mezhep diyor 13. lemada. Ustad onaylamadığı bir şey demez. Dediği bir şey de ben dedim demez. Onaylama ustadane yapıyor. Batıl da olsa bir tane hakikatleri var ya, hakikat çekirdekler. O doğru tarafını külliyatta zikretmiş. Diyor ki bir batıl mezhep hükmetmiş ki bir zındık öldüğü zaman onun ruhu hortlar ve insi şeytan olur. Erva habisi. He? Erva habisi. İnsi şeytan olur. Çok şerir vefat ettirse. Ondan sonra insi şeytan olur. Şu sokakta dolaşanlar hepsi insan değil. İnsi şeytanlar var. Mesela tam fırına girdim, şey anlatıyorsun adamlara. Tam ocağın alıcı şeyde ekmek alan gelen. Acaba o mudur? Bir tane mızık bir şey geldi, orayı bozan. O orayı bozan insan değildir. Kesinlikle. Mesela hanım neyiz? Mutfağa girdi, 10 dakika sonra suratı şekillenmiş gelmiş. Ne oldu? Sen var ya, hatırladım işte geçen sene şöyle yapmıştım. Onu oraya mutfağa gelip dölleyen, aklını hamile bırakan, çoluk sana gelip de sitemi çocuğu odur, gayrimeşrudur o. O kelam yani gayrimeşru. Sana doğuran o adamdır. Hasan abi, bir de çok şey... çok kişi mesela dükkanda bir şey yapıyorsun, adam bağısı bekliyor orada. Yani bekliyor seni, girmiyor. Ben zannediyorum orada çalışan bir alık müşteriymiş. Müşteri ve rahatsız bu, etmemek için bekliyor adam, evet, orada bekliyor. Ben çok rahatsız etmiyor yani. Ben o mal bir şey anlatırken petrola bir karşıdaki araba şimdi İzmir'de. Şimdi ben bu tarafta ya, 6 numaradaydım. Adam 4 numarada. Ben burada şey yaparken ona bir şey anlatıyorum. Pompacı da aldı. O adam doldurdu, kapıyı açtı, tamam mı? Binecek, kapısı bize yakın ya böyle. Ondan sonra şöyle hiç, parasını da verecek adama, gel parasını al demiyor. Böyle bakır, ta bitene kadar kesinlikle müdahale etmedi adam. Çünkü insandı o. Ama o beyefendi bakar mısın, al şunu, o haleti bozan, ya kendisidir şeytan veya ona onun ağzını kullanıyor. Kesinlikle. Böyle hiç olmadı Hasan abi. 10 lira para vermiş makama. Tamam abi. Genelde bekliyorlar Hasan abi. Bunu bir gün fırına vereceğiz. Herhalde haftaya vazifesi ne bu? Çürümeyi tutarsa bunun vazifesi oymuş. Bu koparttığın zaman yemek vazife bu şeye, kabire gömmeyeceksin toprağa. Mezara gömmeyeceksin. Bu mezara girmek için değil. Bu ne zaman toprağa? Ölünce gömeceksiniz diyor usta. Ölmeden mi? Çürümeye başlarken mi? Tam çürümeye başlarken o zaman gömün diyor. Tam öyle dursun. Usta üzümü öyle yediriyormuş. İlk önce sarmış, hapishanede koğuşta. Dizel,
tefekkür ediyorsun tam şeye, ha demiş, öldü gömün demiş. Şimdi göm. Gülünceye duruyormuş. Şimdi gömmemiz gereken şeyler var abi. Çürü çürümeye başladı. İçeride peki bakıyor da bakalım. Her şeyde bağlanabiliyor oraya. Tabii. İntikali kuvvetli ya. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Arkadaşlar şunu düzeltiyoruz. Tahayyülü 15 yazıyordu. Tahayyül 16'dır. Şeyin bugünkü dersimizin ikinci bölümü. Hadi bir rüyamı anlatayım, hem de arkadaşlar toplanır. Zaten yarım saat var. Abi gördüğünüzü istemeye hakkımız olacak dediniz ya. He. Şimdi mesela şunu bir görün de. Ondan sonra istemeye hakkınız olsun. Pamukları fark ettiniz mi? Ay Allah. İstemeye hakkınız var şimdi. Söyleyeceğim ben. Ama değil mi yani? Çok antika. Casusladın sen. 1991'de bir rüya görmüştüm. 91 ve 92'de. Evet. Pek rüya görmem. Az görürüm ama öyle oluyor. Ben sağlıkla alakalı bir yerde değil bir yerde okuyorum. Ne okuduğumu da bilmiyorum. Staj yapmak için okulun stajı beni laboratuvara gönderdiler. Laboratuvarda 6 kişi var. 6 kişi var. Ama hepsi telaşı. Öyle bir telaşı var, öyle bir telaşı var. O oraya gidiyor, oraya gidiyor. Ben orada staj yapacağım. Hiç kimse benimle alakadar değil. Hiçbirisi. Hepsinin önünde şunu yazıyor. Profesör bilmem ne. Prof. Beyaz elinlik. Benim de beyaz ama hiçbir unvan yok. Benimle ilgilenen yok. O oraya koşuyor, oraya koşuyor. Ters stajyer de benim. Bir profesör. Bir tanesi var böyle tüp böyle. Siyah böyle şey tüp var ya deney kemada. Siyah bir ekip bir şey var. Beyazlar var. Böyle düşünüyor, konuşuyor, cevap veriyor böyle. Koşuyor labata. Bir araya geliyorlar, dağılıyorlar, tek tek çalışıyorlar. Yani acayip bir heyecan var. Bir tanesini yaklaştım, yürürken ben de yürüyorum salonda, koridorda. Hocam dedim, kimse benimle ilgilenmiyor dedim. Bu nedir dedim ya, bu neyin nesidir? Dedi ki, küre arzı, yani dünyayı sarsan saran bir virüs var. Virüs çıkmış. Hasta, mikrop. Kim yakalanıyorsa ölüyor. Şu anda dünyanın 1/3'ü öldü. Hızla yayılıyor. Kim yakalandı tedavisi yok. O mikrop da bu. Bu mikrobu, bu sipsiyahı beyaza döndürmeye çalışıyor. Eğer biz ümmetin, bu insanlığın ve ümmetin diyor. Bak insanlığın ve ümmetin son ümidi biziz. Ümit. Hem anlatıyorum konuda da gidiyor. Son ümit. Eğer diyor biz çare bulduk. Küreyi arz dedi. Hiç kimse kalmayacak çok kısa zaman sonra. Dedi. Hiç kimse. O mikrop nasıl bir, böyle bir salgına, onun için seninle ilgilenemiyoruz. Sen artık kafana göre takıp dedi burada. Bunu çalışıyoruz. Şunu beyaz tüpü, şey sipsiyah, beyaza döndürmeye çalışıyoruz. Mikrop bu. Falan diyor laboratuvarda, orada diyor asıllar duruyor tüpler diyor. O gitti. Bir araya geldiler, konuşuyorlar, o yapıyor, diyor, o falan. Yani deney yapıyorlar, tahtaya çıkıyor. Ben de gittim o tüpün olduğu yere, aldım o mikrobu, sağa döktüm, sola döktüm, ona yapıştırdım, buna indirdim, şunu yaptım, bir şey yaptım, beyaza döndüm. Maşallah. Bir şey yaptım, beyaz oldum. Allah Allah, şaşırdım. Bir daha yaptım ben. Bir daha. Şunu atayım. Bir daha yaptım. Aa, tamam. Öyle denk değil. Yolu buyum. Beyaza döndü mikrof. Şöyle sipsiyah, beyaz. Ondan dedim, ilk önce ben içeyim.
Şiraz'a döndü. İlk önce ben madem döndü, geçtim. Tam tersine ceyran geldi bana. Acayip oldu. Aldım o mikrobu, bulduğumu da beyazı, koştum. O bardakları da aldım böyle ellerime koydum. Ondan sonra koştum. Baktım ki o altı tane hoca tahtaya çıkmış yazıyor, çiziyor, tıksı yapıyor, diyor falan. Hiç kimse kimiyor. Hep onunla meşgul. Kapıda durdum. Hocalarım dedim öyle. Hocam demedim. Hocalarım. Ben buldum dedim bunun çaresi. Bir anda sanki oraya bomba attım. Hepsi şöyleyken şöyle döndü. Hepsi, altısı da böyle. Yani nasıl yani? Bak hocam dedim. Bu siyah ya mikrop. Bak buna dönüştüm. İsterseniz dedim koydum siyaha bir mikrop. Bak bu tüple şöyle 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 pat diye beyaza döndü orada. Yaptılar. O heyecanla uyandı. 1991-92. 91'e baktığım zaman ilk akıl toplamasını 91'de yapmış. Hani böyle atıldı. Peki ne anladın? Asrı sarsacak ve şu anda Almanya ve dünyanın her tarafında ama bunu medya gizliyor. Nereye kadar gizleyecek? İntihar oranı çığ gibi büyüyor. Çok büyük. Psikolojik hastalıklar ne böbrek hastasına, ne kansere benziyor, hiçbir şeye benzemiyor. Duma, beşeriyet alt üst olmuş oluyor. Birinci manası bu. İkinci manası esas. Ümmetin çıkışı asın mücedidliğine bakıyor. Ümmetin kurtuluşu, insanın kurtuluşu İslam alemine, İslam aleminin ayağa kalkısı mücedidliğe, mücedidliğin içerisindeki donuk hareketi, ülfet belasını hareketlendirecek, ülfeti kıracak bir yöntem bulunmasıyla mümkün. Zaten mücedidlik bir yöntemdir. Malzeme aynı. Yani esasat-ı Kur'an'ı aynı ama bir yöntem değişikliği ülfeti kırıyor. Bir ülfet kırılacak, bu cemaatin içinde bir ülfeti kırılacak. Cemaat ayağa kalktı mı, ümmet ayağa kalkacaktır. İnşallah, inşallah. Yani ikinci bir manası öyle geldi. Şimdi 346 ve Mektubat 347'den okuyoruz. Evet. Sayfa 346. Tamam. Buldunuz mu? Evet. Şimdi diyor ki, ya mizacın inhirafından kuvve-i hayali şahsın hastalığına göre bir terkibat, tasvirat yapıyor. Bak, hayal değil, kuvvet. Hayal kendisi aynı zamanda kuvvettir. Niye hayal ettiğinize dönüşüyorsunuz? Niye düşündüğünüze dönüşüyorsunuz? Hayal güçtür, kuvvettir. Sebebi kendisi kuvve-i hayaliyedir. Kuvvedir. Tam kuvvettir. Hayal, hayal değil, şekil değil. Neyi hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız, orada ona dönüşüyorsunuz. Orada, köyde misin çeşmenin başında? Orada o oluyorsunuz. Mesela onun en bariz örneği, konsantre oluyorsunuz. Hayalsiz konsantre olamazsınız. Bir güreş, bir mermer, bir halter kaldıracaksın, büyük kaldıracaksın. Konsantre olmak demek, hayaliyle düşünceyi birleştiriyorsun, zahirde olmayan bir gücü çıkartıyorsun dışarıya, o enerji oluyor. Bu enerjiyi yok iken ortaya çıkaran konsantre veya tefekkür, tefekkür bizde, kafirde tefekkür yok, düşünmek var. Konsantre ne yapıyor? Hayali. Hayal, hayal değil. Hayal ve tasavvur güç deposudur. Güçtür. Mekan oluşturuyor ya hayal. Güçsüz mekan olur mu? Dolayısıyla
hayali güce dönüştüren tahayyüldür. Yani ruhun gücünü burada çıkartan hayal. Evet, kuvve-i hayaliyedir. Hayali güce dönüştüren? Kuvve tahayyüldür. Tahayyüldür. Evet. Bunu yazayım şuraya. Hmm. Bu da mühim değil. Şuraya ben yazayım. Hayali yazarsınız. Hayali güce dönüştüren abi. Güce sığcı dönüştüren tahayyüldür. Bunu kah düşünmekle bu kafire ait, şimdi bize de kah tefekkürle hayal ettiğine dönüşüyorsun. Tahayyülü güce dönüştüren de irade midir? Bunu kafirde de olduğu için irade değildir. İrade vicdanidir, bu ihtiyardır. Bir nevi şahsı manevi de oluşturan tarafı diyebilir miyiz? Böyle? Her şeyi. Yani gücü sonuçta oraya vermemiz lazım. Evet, yani o çapını burada duralım da, yani o manada. Şimdi kanuniyetini yakalayalım arkadaşlar. Hayalleri güce dönüştüren kuvve-i hayaliye, tahayyüldür, sistem, hazine. Biliyorsunuz hayal bize ait değildir. Tahayyül bize aittir. Hayal neydi? Alem-i misali, alem-i şehadete giydirdiği mütenebbi libaslardır. Alem-i misali, alem-i şehadete giydirdiği bir libas değil. Çeşitli libaslardır. Onun insandakinin adı hayaldır. İnsan o tahayyül sistemiyle hayal malzemesini makineye ayıp atarsa kendisi hayal ettiğine dönüşmesine de insan kuvve-i hayali tahayyül oluyor. Tamam, ona dönüşüyor. Yani hayali tahayyülün içine atıyoruz, hayaline dönüşüyoruz. Güç çıkıyor. Veya moralim bozuluyor. Kainatta da melek getiriyordu. Kainatta melek. Şahs-ı manevi haber getiriyor melek. Şeceri hilkatte alem-i misaldır. Tamam, olsun dursun. Alem-i misaldır. Onun insandaki karşılığı, insandaki karşılığı nefi misalidir. Geliyor. Hasan abi kısa bir şey düşünün. Melek haber getiriyor diye şahs-ı maneviye. Peki bu kıyas olur mu şahs-ı maneviyle melek? Nasıl anlamadım? Yani böyle kıymet olarak, derece olarak. Yani şahs-ı maneviye mesela melek şahs-ı maneviye aktarıyor. Şahs-ı manevi de fertlere tesir ediyor. Hani melekler buna nasıl yaptın, nasıl iş yaptın bilmiyorum. Yani şu anda ne tefekkür sistemini anlamadığım için şey değil. Mesela Hazreti Cebrail haber getiriyor Hazreti Peygamber'e. Tamam. Cebrail meleğe misal. Şahs-ı manevi de Hazreti Peygamber'e. Tamam, doğru. Yani hani kıymet olarak sanki melek haber getirince sanki melek daha kıymetli gibi. Zaten bu mevcudattaki suret melektir. Mesela diyor ki 17. sözde usta, şu ağacın melke melaikesi diyor, ağacın suretine benziyor diyor. Mesela Şems'in melke melaikesi Şems'e benziyor diyor. Öyle değil mi? Yani bu ağacın 0.05 miligram, 0.02 miligramın ağaca onu aldırtan nedir? Onun melke melaikesidir. Peki ağacın melke melaikesi neye benziyor? Ağacın tipine benziyor. Aynı o cinstendir. Şeftalinin tadı şeftalinin suretine benzemesi gibi. Yani tat evet. Suretin içine alıyor. Evet evet, aynen öyle. Doğru. Melek nasıl ki suretin ağacın içinde o şekilde duruyorsa, evet, tat da şeftalinin suretinde öyle duruyor. Evet. Evet evet. Mesela tat var ya, tatçı güzel söyledi. Tat hiç surete benzer mi? Şeftalinin tadı bizde bak şeftalinin suretiyle özdeş olmuş. Hemen o tadı al. Hemen hayalin bunun aslını getiriyor. Şeftali geliyor böyle. Ne alakası var ya tatlı o? Manayı da böyle. Bunu hayal yapıyor. Yani sistem tahayyül. Koku bile geliyor değil mi? Tabii mesela
plastik yanıyor. Plastik yanıp da seni etkilediğin bir şeye plastiğin yangınına seni götürüyor. Zaten panik atak nedir? Yaşadığın olumsuz bir işi veya olayı diğer bir şeyle kıyas etmek. Mesela bir boğulmak gibi olmuş. Tamam mı? Boğulmak gibi bir şey geçirmiş Silivri'de. Antalya'da denize giremiyor. Hemen Silivri oluyor orası. Boğulurum. Çünkü oradaki hali burada tahayyül aktif oluyor. Onu buraya getiriyor. Burada Akdeniz yok. Bunu kaldırıyor. Silivri koyuyor. Aynı hali yaşayacak. Onun için panik atak. Panik atak. Atak oldu. O senin o olumsuz halin burada atağa geçti. Ataklandı. Atak oldu. Yani o fotokopiyi kopyalayabilirsin. Mesela diyor ki, Erdinç bilir, bir dosyayı getir buraya masa üstüne yapıştıracağım. Diyor ki, aynı isimde burada dosya var. Üzerine yapıştırayım mı? Yapıştır deyince alttaki yok olmuyor mu? Yok oluyor. Mesela diyelim ki hayal dosyası görüntü var. Bir tane de hayal vardı. Ama o hayal dosyası başka içeriği, bunun içeriği farklı. Şu andaki bir filmi, şu dersi Dima'yı, hayal desek. Ondan sonra bir beraber geziyorduk. Bir video var. Onun adına da hayal desek. Aynı video olunca ne diyor bilgisayar bana? Diyor ki bak aynı isimde burada video var. Üstlerine bunu yapıştırayım mı? Yapıştır deyince açınca hangisini gözükür? En son. Peki sana soruyor hem yazılımcısın. Ben göremiyorum ama aslında o aşağıdaki yazılım yok oldu mu? Olmamıştır. Alttaki yazı yok olmamış ki şey film. Ama ben göremiyorum. Öyle değil mi? Ha, nedir o? Panik, iki farklı yeri veya şeyi birbirine bindirmek, atak ise onu şimdi oldu diye sende aktif etmesidir. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Bak ya, giremem. Lan bak, hadi ha. Ha değilmiş ya. Ha Silivri değilmiş, burası Akdeniz. İlk önce suya atınca, yana değil, korkma, yana değil. Telkin. Yani bak burası farklı. Ama geçmiştim bir efendim, su içemiyorum, bir su içerken boğulmuştum. Zeytinde mesela çekinenler var. Sofraya zeytin bulamıyor. Çünkü zeytini bir gün çocukken, boğulurken çiğnemedi, çocuk yutarken boğazına takıldı, nefes alamadı, ölüyordum zeytin, ölümle zeytin özdeş olunca, zeytini masada görünce, bu halet aktif olunca, bunun haletinin aktifine atak, bu ölümle bu zeytini özdeş yapmak, panik, atak. Ona benzeyeni o olarak görmek. Zeytin mesela sofrada gören, rahatsız olan, sofradan kalkan insanlar var. Efendim, tamam. Şeye benziyor. Öteki caddede o da böyle yapıyor. Donunu indiriyor, o da indiriyor. Tik. Peki, kalkıyor mu? Kalkıyor tabii. Onunla alakalı dualar var. Yani, Kur'an yani. Dualar hangi dua? Fark etmez. İhlasın varsa ihlas oku yeter. O ki ihlasın yok, bütün Kur'an'ı oku, hiçbir şey yaramaz. Senin aleminde yani. Yani ihlasın yoksa bütün oku faydası yok. İhlasın varsa bir ihlas oku yeter sana. Tamam mı? Ondan sonra bak ezan oku, bir yarım saat taşı yapar, sonra cenizeyi. Şunu okursak. Şimdi anladınız mı panik, atak? Panik, atağa geçti. Hazır zamana geldi. Yani o dosya, peki... Erdinç, Akdeniz'deyiz, denizi görüyoruz, Silivri'de geçirmişti, evet, bu ama değil, videonun üzerine videoyu bindirdik, işte neye benziyor, o olayı getiriyor Silivri, Akdeniz'e yapıştırmış, biz onu ayırt edersek panikten çıkacaktır, bu budur, bu da budur. Bu zeytini yerken çocuktun, şimdi koca adamsın. Olayları ayırt edebiliyorsun. Çıkıyorsun. Olayları birbirine bindirilmiş, olayları birbirine ayırt edersen
panik ataktan çıkarsın. Birbirine bindirilmiş olayları bir şey gibi görmekten kaynaklanıyor atak. Bunu ayırt edebilirsek, bunu ayırt edebilirsen onu oradan çıkarırsın. Orada telkinlerle yapıyorsun, anlatıyorsun. Abi, aklı devre dışı bırakıyorsun şimdi, nasıl oluyor? Onun aklı çünkü böyle biliyor ya. Hayır, onun şeyi, panik atağın aklı devre dışı olduğu için zaten panik ataktır. Bunun dersinle, telkininle, konuşmanla hayalini ve tasavvurunu aktif et. Bu Akdeniz, bu Sinirli, bu çocukken zeytin, şimdi bak beraberiz. Tamam. O zaman sen çiğnemeyi bilmiyordun, yuttun. Böyle oldu. Şimdi o onu oraya götürüyor. Mesela buna Üstad 21. sözde beslesede tedai efkar diyor. Yani alakasız iki farklı bir alaka bulup oymuş gibi üstüne bindirmek. Bu tasavvurla bağlıyor, taahhülle yaşatıyor. Tasavvurla bağlattırıyor, taahhülle yaşatıyor. Anladınız mı? Evet. Bir daha. Tahayyül tasavvurla bağlıyor, tahayyülle yaşıyoruz. Bu hastalık mıdır abi? Şahsın hastalığına göre diyor. Yani kişinin, panik atak bu kişinin hassasiyetine göre değişiyor. Mesela bende de oluyor. Orada akıl herkes de var. Bu akıl devre, akıl yok zaten. Orada akıl devre. Devre dışı. Ama akla taşırsan bitti adam. Mesela Allah razı olsun o sana gönderdiğim şey. O bizim yeğen. Yani şu çocuk çok iyi. Babasına sarılıyor, babasını öpüyor. Hiç olmayacak bir şeyler. Ondan sonra ona nasıl dedi? Çıktı. Şu anda çıktı ya. Yani. Eğer devam ettirirse ne yaptı? Bu ders aldığı için doktor tahayyül ve tasavvuru kullanarak aklına hitap etti. Ne kadar hitap edebildiyse çocuk çıktı yukarıya. Bunu 10 katı ilaç versen, 10 sene olsa çıkamaz. Yani ilaç ver, aklı devre dışı yaparak akıl tamir olmuyor. Sen ne yaptın ilk önce, ilaçtan önce? Şunları anlattı. Tamir. Buraya gelince aklın mümkün olan şeyleri vaka diye, Karadeniz pekmez olabilir. Ama pekmez midir? Pekmezse geminin yapma mühendisliğini pekmezin özgür ağırlığına göre, kaldırma kuvvetine göre inşa yapalım. Olur mu? Pekmezin özgür ağırlığı çok yüksektir. Yani suyun birdir. Yani nasıl o pekmezde gemi yüzer mi? Ama yüzdürüyor işte. İmkan-ı vehmi. İmkan aklı değil. Bunu imkan-ı vehmi, imkan aklına ayırdın mı? Yani o birbirine bindirilmiş videoları. En güzel misalim. Ayırabilirsen tekrar bak. Bir program olsa, bak bunu görüyor musun bir videoyu? He abi, sana diyor, Erdinç abi doğru diyor, bak tek, tıkla bu video, başka bir şey var mı? Bak bunun içinde bir programı atacağım, bu tek videoyu ayırdı, bir hafta önce başka bir şeydi bunun altında. Bir programı da koyduk, daha başka video vardı, daha başka bir video. Mesela ben inanıyorum, flash bellekte, cep telefonlarda kayıtlar var, ses olur, söyle, silersiniz. Sen silinmiş gibi görüyorsun. Aslında silinmez. Var o. Ama başka bir hakikat mertebesinde olduğu için yer kaplamıyor gibi gözüküyor. Tamam. Yok olmaz bir şey. Vay üstüne be. Bindirilmiş. Şu tarihe dön diyor mesela. Evet. Açılıyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Bilgisayarda Allah razı olsun. Sıkıntı yaşıyorum. Sonra diyorsun ki bak fabrika ayarlarına şu tarihe geri dön. O zamana kadar yüklediğin programları, yaptığın işlemleri yok sayıyor. O güne geliyorsun. Lan bilgisayarda o güne gelip onu yaşıyorum. Bilgisayarda o güne gelebiliyorum. Bilgisayarda bunu yapıyorsan bu bilgisayarı bu yaptı da bu kafa. Niye bunu yaptırdığını buna yaptırmıyorsun? Yaptır bu şeye de. Hayvana bin işte buna da. Bunu yaptırıyorsun. Fabrikaya dön diyorsun, ne diyorsun? 2018'e geri dön. Oya mı almıyorum? Peki, ya canım sıkıldı. Bak, Tenviva diye, Tenviva mı ne diyorlar? Almaya bağlıyor, Allah razı olsun o eskidendi. Şimdi Erdinç'e bağlıyor, Erdinç Eyüp'te galiba. Nerede bilmiyorum ve çoğunlukla evde oluyor. Ali'ye bağlanıyorum, sağ olsun. Ama çoğunlukla seni meşgul etmeyeyim de ona şey yapıyorum. Ne yapıyorum biliyor musun Ali? Bak bunu yapamıyorum. Ya buna birbirine karıştı. Bilmiyorum.
Erdinç bir anda bağlıyor. Tamam abi dedi geçen. Sen işini yap, sen yat diyor gece. Ben yapıp kapatırım. Bir bilgisayarım tamir etti falan. Baktım bilgisayara kalkmışım. Bilgisayar tam olmuş, kapatmış bir de. Lan burada mıydı? Ne anlatacağım bunu biliyor musun? Bu mümkün mü? Neyle? Bundan mı yaptım ben bunu? Ve yapıyor muyum? E kardeşim birisine de bağla. Canı sıkıldı. Beceremiyor musun ya? Doktorun simasını hayal et. Hayal et. Bir ders ortamını hayal eder misiniz? Mesela bak hepiniz de deneyin. Kapatın gözünüzü. Ben de kapatıyorum. Kapatın. Kapatın. Geçen haftayı, bugünü, bu dersi hayal edebilecek misiniz? Geçen hafta. Ama yapabilmeniz için mutlaka bir tane alametini, ipin ucunu şey yapın, bulun. Geçen haftaya gidecek en güzel alamet tahtadaki serbest bölge ismi. Tamam mı? Geçen hafta. Peki geçen hafta ne vardı? Açmayın lütfen. Ne vardı? Taakkul diye demişken aslında tasavvurdu. İşlemiştik. Şu anda biz konuşuyoruz, deniyoruz. Yalnız ol, kimse yok. Bu hayalin gücüne göre geçen haftaya dönebilirsin, açabilirsin şimdi. Ve haletin şu anda çok rahatladınız bak. Bu şu andaki sıkı şeye yorgunluk kattı. Bak şu anda değişik bir şey. Ben şu şeyi çiziyordum abi. Benim çizdiğim şey. Bak bununla tutundu. Bak gelecek haftaya buraya gelmek istedik kendisi buna tutundu. Ben inanın bana buna tutundu. İşte şu cümle. Şurası böyle şiir etti. Tutunamadım buraya. Tutmadı beni. Kabul etmediler beni. Şuna tutundu. Ve şiir etti burası. Şeyde burada şimdi taattür falan da anlatıyor ya abi. Tedai efkar dedik. O sözlerdeki kısımda aslında bir taatturun şeyini de yapmış üstad. Tanımı da var. Taatturla hayal sanki aynı gibi duruyor burada. Yani taattur biz tahayyülün bir fonksiyonu veyahut da sıfat olarak sayabiliriz. Zaten şey söylüyor, o taattur tedai efkar tabir edilir diyor. Şeyde, Fendi Beyan'da diyor ki abi, şey yani buraya aynen şerh ediyor okuduğumuz yerde. Sizin şu söylediklerinize de geliyor. Hariçte uzaklık sebebi olan zıddiyet ise hayalde sebebi kurbiyettir. İki zıt, yani iki zıttın suretlerinin cemine vasıta bir münasebet hayal edin. Bir önceki okuduğumuzda da hani iki ucu birleştiren cemeden şeydi ya. İki zıt bile olsa gene birleştirebiliyor. Birleştirebiliyor. Bu hayal. Hayal yapıyor. Münasebet taattür mudur? Ha, bu münasebetle gelen taattüre tedai efkar tabir edilir diyor. Mesela sen namazda Kabe karşısında huzur ilahideyken ayet tefekkürde olduğun halde şu tedai efkar seni tutup ta en uzak maliyane tezilese kadar adam bir bağlantı buluyor ve bağlıyor. Bunu hayal yaptı. Senin başın böyle bir tedai efkarın müptelaysa sakın telaş etme. Belki intibaha geldiğin anda dön ama ne kusur ettin deyip tetkikle meşgul olma durma. Ta o zayıf münasebet senin dikkatinle kuvvet peyda etmesin. Allah'a ölen dikkat ettikçe tasavvur ve tahakkule geçiyor. Kesinlikle. Zira teessür gösterdikçe, emniyet verdikçe senin o zayıf tahatturun melekiye döner, bir maraz-ı hayali olur. Hayali bir maraz. Yani o tahattur, hayalin bir şeyi, maraza dönüyor. Bu mümteni, hayal mümteniyi mi vücuda çıkartıyor abi? Hayal mümteni de çıkarıyor, mümkünü de çıkartıyor. Mümkünün meratiplerini de üstünü açıyor. Evet, korkma diyor, maraz kalbi değil. Korkma. Tahattur ise galiben ihtiyarsız. Tahattur evet. Tahattur hayal değildir. Değil. Hayatın sıfır. Mesela zekavetle akıl karıştırıldığı gibi tahattür ile hayal karıştırılıyor. Yani tahattür şeyin de var, tasavvurun da var. Peki okuyayım. Ya o sen 21. Söz ve Sese Risalesi'nden okudun. Yani sorarlar nereden okudu diye. 276. Ya, 276. Ya mizacın inhirafından, yani mizacın başka bir şekilde seni sokmasından, mizac var ya insan mizacı, kuvve-i hayali şahsın hastalığına göre bir terkibat, tasvirat yapıyor. Yani hayal niye bize rağmen çalışıyor, aktif ediyor, garip garip yerlere götürüyor, garip garip şeylerin içine bize sokuyor. Ondan sonra veyahut gündüz veya daha evvel hatta bir iki sene evvel aynı vakitte başına gelen müehiç hadisatı hayal tahtur eder. Mesela dedim ya Silivri'de boğulmayı. Mühiç, seni ezer, seni rahatsız eden o yaşadın, onu
hadisatı hayal tahtur eder. Niye tahtur eder? Bir vesile bulup bağlıyor seni oraya. Osman okudu ya. Tedai efkar. Tedai hayala. Silivri'deki o yüzerken, başına on sene çocukken, su içmen, boğulmak gibi geliyor. 40 yaşında Akdeniz'de tarih farklı, zaman farklı, yaş farklı, her şey farklı. Sanki o video üzerine tedai hayalat veya tedai efkar, tahattür, o sanki onunla onu oraya getiriyor. Beraber getirince hayal birbirine koyuyor. Tahattür Süleyman hazırladığı şey. Turda şey çalışıyor yani, hayal çalışıyor. Çalıştın mı sen tahtırı? Tahtura baktım, hatıra baktım, şimdi iktara bakıyorum. Yani. Tahtur nedir peki? Yani şeyi araştırdım abi de, iktar en son, yani doğrusu bulunana kadar vicdanın hissine yapılıyor. İktar vicdanın hissinde? Hissine. Tahtur da kalpte olan bir hadise. Artık kalbin hangi biriminde vicdandaki hisse gibi duruyor şu anda. Tahtur, daha önce bakılmıştık, konuşmuştuk. Kalbin latife insani hissinde. Tahattür. Hatıra geldi diyor. Yani buraya geldi ama oradan atıldı dışarıya. Niye? Ya mizacı neyse. Tahattür sen de öyle mi buldun? Yani kalpte diye belli de şu anda. Kalbin hangi biriminde ona tahattür. Ötekisi neydi? Yani Tahattür. Hatır, iktar. Ha hatır, iktar. İktarı mı vicdanda buldun? İktar kalbe zaten çok geçiyor. İktar. Evet. Kalbi iktar edildi. Tahattür da Sarif diyordu sanki abi. Kalpte tahattür eden diye geçiyordu diye hatırlıyorum diye. Kalbe. Ben yine suret hakikati gibi ayıracağız. Ama hayatı... Ama sen tahayyülün sıfatı dedin. Yani burada tahayyül... Sureti bu. Mesela, kaynağı o. Burada diyor ki tedai hayalat, tahattür faraziyat bir nevi irtisam gaybi ihtiyaridir. Sen ne dedin? Ay bak kardeşim. Sen dersin başında ne dedin? Sen mi demiştin? Yani... bir şeyi insan öğrenmiyor. Zaten insanda var. Evet. Dışarıdakilerle aktif oluyor. Evet. Her şey ama. Her şey ne olur. Ne aklınıza geliyorsa her şeyin haritası, hulasası, en yüzeci cemi kalptir. Hemen oraya elini, mahiyetini koyacağız. Mahiyeti burası. Sureti tahturun hayalde veya tasavvurda. Tamam. Biraz hayale yakın gibi. Evet. Ben biraz şöyle tahtura bak. Kalbe tahtur. Mesela diyelim ki şeyi okut şey yaptım. Kalbi Muhammed'e gelen vahiy. Huzur Muhammed'e gelen Cebrail. Bu var ya onu size. Mesela, evet. Onu bununla çözemezsen o çözüldü o elhamdülillah. O okuduk ya akıl her şeye dönüştürüyor dersin ilk birinci dersin başında. Hı-hı. Ondan sonra onu inşallah bak şurada. Kalbi Muhammed'e gelen vahiy. Sonra huzur-u Muhammed'e gelen Cebrail, nazar Muhammed'e görünen hakaiki gaybiye. Ne demek? Kalbi Muhammed'e gelen vahiy kalp. Kalptir bu. Huzur Muhammed'e gelen Cebrail dimağdır. Nazar Muhammed'e görünen hakaiki gaybiye ruhtur. Peki kalbin karşılığı nedir? Açta vesaire. Bunu söylüyor. Allah'ın izniyle bu. Cenab-ı Hak nasip etti. O çözüldü. Onu konuşacağız o dersin şeyinde. Yani neye anlattı şimdi, neye karışıklık oldu? Kalp her şeyin mahiyetinin olduğu yerdir. Çünkü haritadır. Cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Alem-i Şahadet, Alem-i Gayb, Alem-i Gud, ne varsa hepsinin haritası kalptir. Yani surette olan bir şey hakikatinde de var, mahiyetinde. Mesela ağaçta gözüken bir şey çekirdeksiz olur mu? Kaynak itibariyle o. Şimdi geçiyoruz, devam ediyorum bir daha. Ya mizacın inhirafından kuvve-i hayali şahsın hastalığına göre bir terkibat, tasvirat yapıyor. Veyahut gündüz veya daha evvel, hatta bir iki sene evvel aynı vakitte başına gelen müeyyice hadisatı hayal tahattür eder. Bir. Hayal tahattür eder. Bir ifade. Evet. Hayal tahattür eder. Tahattür. Yani kendi içinde böyle bir sistem var, sıfat. Tahattür. Mahiyeti kalptedir. Kalbe tahattür etti. Hayalde de tahattür ediyor. Tamam. Tahattür etmiş ruh diyor Ramazan esasında. Tahattürü kalsın. Ondan sonra hayal tahattür eder. Ne olur? Tadil eder. Ya onu düzeltir. Kim? Hayal. Veya tasvir eder hayal. Veya başka bir şekil verir.
Tamam. Başka bir şekilde. Şimdi anladıklarımızı koyalım. Tadil demek. Bak tadil eder. Tadil. Tadil. Daha önce başına gelen meç hadisatı hafifleterek normal hale getirir. Tadil. Tadil eder. Yani mesela yumuşatır. Silivri'deki bu olmayı Akdeniz'deki denizin kenarında geldiği zaman burası Akdeniz, burası Silivri'ydi. Ama hayal ne yapıyor? Taattur getiriyor. O Silivri'deki hadisatı yapıştırıyor. Ama abi bir şey söylemek istiyorum. Özür dilerim. Pardon, böldüm. Estağfurullah. Kuvve-i hayaliye kanuniyetinde bende var. Var. Kuvve-i hayaliye bende. Kuvve-i hayaliye bende olmayanı, hayal bana ait değil. Kuvve-i hayaliye bana ait olmayanı alıyor. Alıyor. Tamam mı? Şimdi burada da hayal tahattür ederken hayal tahattür etmiyor. Kuvve-i hayaliye hayal tahattür eder diyor. Yani hadisatı hayal tahattür eder diyor. Yani hayal tahattür etmez. Kuvve-i hayaliye kuvve-i hayaliye zaten tahattürde sonra ortaya çıkan güçtür. Hayal ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Şimdi tahattür gider bendeki tahayyül sistemine hayali atar. Yani hayal değil abi. Kuvve-i hayaliye tahattür ediyor. Yani, kuvve demek bak şimdi. Kuvve güçtür. Hayal boşuna nasıl gelir? Kuvveyle gelir. Güçle. Yemek. Yemek evet. İkisi de farklı. İkisi de farklı şeyler. Şimdi kuvve-i hayaliye ile hayal sanki böyle gibi değil mi abi? Yani kuvve-i hayaliye evet. Hayali işliyor. Evet. Yani kuvve-i hayaliye güç. Ben de onu hep iddia ediyorum. Hayal ettiğine evet. Dönüşüyorsun. Güçtür o. Güç ayrı bir şey. Evet. Yani peki kuvve-i tahayyülün içerisinde fabrikaya enerji var. Enerji, güç. Biz oradaki fabrikadaki enerjiyi hayalleri alıyoruz, güce dönüştürüyoruz veya gücü hayale dönüştürüyoruz. Bu bağlantılardan ortaya çıkan bir kuvve var. Kuvve, o alem-i misalin bizde aktif olmasıdır. Alem-i misalin bizdeki karşılığı hayal ya, bu. Devam edeyim. Hayal var, hayal var olanı bu hallere getirebiliyor. Esbaplı ve esbapsız halinde halk eder. Bazen sebebi var, hayale gelir. Bazen sebepsiz gelir, tak diye gelir. Haşa, Halit isminin bir kuvvesine mazar oluyorsun. Olmayan bir şey ortaya çıkıyor. Bu Allah'ın Halik isminin en azından sureti tabii mazar olmak cilvesi. Cilve, celman, nakış sanatı olmayan var oluyor, var olan yok oluyor. Tabii ki bu kalpsiz düşüneceksin. Kalpte bu her şeyin hatırı var. Hayalde yok. Hayal, Halik isminin bir cilvesini yaşıyor. Evet. Yani olmayanı var ediyor. Hayır. Var ediyor, halk ediyor. Muhakematta hazinetül hayal diye bahsediyor. Evet, harika. Hazinetül hayal. Basar sıfatı ile kudret sıfatı çok garip görünüyor. Basar sıfatı ile kudret sıfatı. Kudret sıfatı çok galip görünüyor. Basar sıfatı ile. Yani bu kuvve-i hayaliye nedir? Allah'ın hangi subutu sıfatına bakıyor diye baktırdım. Evet. Tamam mı? Madem hayal güçtür, kuvvettir, kudrettir, güçtür. O zaman kudrete bakıyor. Basar neydi? Alem-i misalin kaynağı. Alem-i misali basar sıfatı yapmış. Yani tahayyül basar sıfatına mı şey yaptınız? Tabii. Basara bakıyor. Yani ben de öyle yapmıştım. Evet. Oraya bakıyor. Ama içerisi kudret işliyor. Çünkü hayal ettiğin güç oluyor. Ne hayal ederseniz böyle bak gördüm. Bu beni etkilemiyor şimdi. Peki, bunu okuyunca ben güce dönüştü değil mi? Ha, o zaman bu güç, yani basar sıfatıyla oluşan bende
tahayyül sisteminde orada o kazana atılanlar enerjiye dönüşüyorsa orada galip hükmü, galip olan basardır ama ikinci derecede orada çalışan kudrettir. Çünkü hayal varı yok eder, yok var ediyor. Halik ismi. Üstad kalenin duvarlarında neyi görüyor? Peki o üst üste bindirilmiş olan nasıl oluyor? O nedir? Mesela Van Kalesi'nde diyor, burada diyor, ta geçmişteki o kutlu medrese talebelerini görüyor. Görüyor. Geçmişe gidiyor, tamam mı? Hepsini görüyor. Hepsini seyrediyor. Onun için kimse olmadığı için beni çeviremedi. Hep seyrediyor. Zaten ah olan ah, mahvettin, yaktın, beni köfte ettin, aşk denilen şey mazi anda yaşamaktır. Yanmak o. Yani halik ortadan kaldırmaktır. Hal ortadan kalktı mı geçmişin herhangi bir hatırasının içine yaşamaktır. Oradan çıkmak istemez. Onun için cep telefonları hapishane yapmış insanlar. Hem kadar telefon içine giriyor, bitiyor. Oraya tutamazsın bir 10 dakika çocuğu odaya. Günlerce odada duruyor. Evet. Yani oraya bağlamış, bitti işi. Çünkü o kutuya baktığını zannediyor, şu telefona, şuraya baktığını zannediyor. Oysa bunun içine giriyor böyle, bitti. 10 dakika masada oturtamazsın, çocuğu gel buraya, Mustafa getir buraya, saatlerce burada. Çocuk bir baktım ben, işte duş almışım, temizlik yapmışım, yeri süpürmüşüm, çalışıyorum çocuğa, dokunmayayım masa. Yani bir defa oldu. Deneyince çocuk belki de bir saat yakın mı? Hadi kalk. O gün bugün hiçbir daha vermedi. Çünkü çocuk köleleştiriliyor. Hani böyle dışarıda da merak etmesin diye 10 dakika 15 dakika kontrolü iyi bildiğim bir şey göster. O duygusu tatmin olsun. Yoksa reddedilen arzular kes bir şiddet eder bu sefer. Olmayacak bir şey yapar. Yani kontrolü. Yani bu sefer kesbedilen arzular kesbi şiddet eder. Yani işte o zaman kontrol 10 dakika, hani bir 10 dakika yap, o bir saat bir attırmadım. Bak ben, tamam kaç dakika ver, böyle duruyor, dakika. 5 dakika mı, 10 dakika mı, 10 dakika dedi. 10 dakika mı, 20 dakika deseydim 20 diyecekti. Biliyorum ben zaten 10 dakika verecektim ama bana çok verdi desin diye 5 söyledim. 10 dakika deyince tamam. O da 10 dakika oldu değil mi? 1 dakika var dedi, bakıyor da. Tamam, kendisi razı kal. Onu da tatmin ettim. Onu da kölelikten kurtardım. Şimdi insanı o taraflara, o tür yerlere götüren bir de şunu söyleyeyim. Bu çok önemli bence. Bu ilgimede ve bu üstünden sonra son olacak herhalde. Yani diyelim ki iyisiniz, araba sürüyorsunuz, yataktasınız, moraliniz iyi. Ya ne olacak? Bir hayal kurayım. Ya hanımın kaza veya çocuk okuldan gelirken kaza geçirdi, öldü diye hayal etsin. Ya canım, öyle olmadığını biliyoruz. Sakın yapma. Çünkü hayal ettiğin gibi vücut çalışıyor, tahayyül çalışıyor, tasavvur çalışıyor. Yani aklın şöyle bir şey yok tahayyülünde. Bu dışarıdan gelen resimdir veya benim uydurduğum. Bu aptallığı var. Dışarıdan gelen realiteden nefsini kaza geçirdi, çocuğum arabanın altında kanlar içinde. Yapma. Hayaldir deme. Gerçektir. Hayal değildir. Hayal ettiğin şey gerçektir. Yapma, vücut öyle çalışıyor. Bu sıra onun hakkında geçtim ama yok ha geldi işte ya çocuğum geldi. Ama kafanda o duruyor. Ne olacak? 2 gün sonra, 1 hafta sonra çocuk geç gelince bugün hayal ettiğini aynen kafasının altında hayal ettirir ve deliye dönersin. Onun için menfi de olsa lütfen ya hayaldir ya biraz sonra yapma hayal. Onda nasıl geçersin? Yarın bir saat sonra rahatsız olup vicdan azabı çekeceğin bir şeyi şimdi yapma, hayal etme. Nasıl yapacaksın onu? Bir daha söylüyorum. Yarına geç. Şu anda tamam mı? Şu anda televizyon var, seyredebilirim. 3 saat sonra kendini hayal et. Estağfurullah.
keşke yapmasam, keşke bakmasam. Orayı bir hayal et, hayal et, hayal et. Bir gün sonra keşke estağfurullah, 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 estağfurullah. Onu böyle hayal et, hayal et, hayal et. Şimdi gel, açamazsın. O film açamaz. Peki abi, korktuğun başına geldi diyoruz ya. Hani hayal ediyor korkuyu. Başına geliyor. Çekiyor. Dışarıya yansımasını, yani o hayalinin dışarıda vücut bulması. Ehli dünya bunu çözmüş. Kainatta her ihtimaller mevcuttur ama bağlı. Sen neyi hayal edersen, düşünürsen bağ çözüp sana geliyor diyor. Korktuğun başına geliyorsan, başına gelmesini istemiyorsan korkma. Buna ait ne diyor biliyor musun usta psikolojide? Asar-ı Bediye'de. Haf-u meft, mefti, hırs-ı hayat zilleti getirir. Haf-u meft, ölüm korkusu, ölümü, hırs-ı hayat zilleti getirir. Bir felaketi korkusuzca hayal etsen, bu bağ... O çözdün. Çözülüyor mu yani şöyle? Çözülüyor. Yine çözülüyor yani bir şey korkusuzca hayal etmek... Ama şu, daha kuvvetli bir hayalle onun yerine bağlayabilirsen ne ala? Mesela hayal ettiğin cinsten hayal ediyorsun yatakta akşam, yattın, rüyaların o cinsten olacak. Ben neyi görmek istiyorsam hayal ediyorum, o mana nasıldı diyor, bunu hayal ediyorum, düşünüyorum, onun etrafına, olmasa bile onun etrafına böyle rüya görüyorum. Neyi rüya görüyorsan senin elindedir. Ona delilim bir tane budur, bir tanesi de istihare namazıdır. Ben bu işi kızı veriyorum, kızı alacağım. İşi yapayım, yapmayayım. İşe gireyim, girmeyeyim. Doğru mu, yanlış mı? Birincisi istişaredir. Eğileriyle danışın, istihareye yatmayın. Yoksa çatallanır. Çünkü ilk önce dirilerle, dirilerle olmasa ötelerle meşveret et. Meşveret ettiğin akıllar rad edince aklın kuvvet bulur. İstihare namazı ne yapar? Sen yapıp yapmayacağını ötelerden söylerler. Peki kim senin o niyetini duyduğu yatakta? Nereden biliyorlar senin o şeyi böyle talep ettiğini? Cevap geliyor. Rüyayı görüyoruz. Ya. Demek ki bu kuvve-i hayali nasıl, neye geliyor? Yani ne yapacak? Ya insan bir ihtiyacından bir şeyinden kaynaklanıyor veya tasvir eder veya başka bir şekil vermek için, dönüştürmek için yapar. Mesela diyelim ki çocuğun anne vefat etti veya ölecek kanser. Yani bunu ya eşim kanser, çocuğum kanser, ya bir sürü kanser vakalarını da gördüm, hepsi öldü öldü. Ve seni zaman muzdarip eder demesen de ama şey yap, hep tersini düşün. Mutluluk günlerinizi hayal et. Hiçbir zaman o araya giremez. Şu. Bizde bir vakıf vardı. Mehmet. Bazen kanser çıktı. Oturuyoruz. Ben bunu yemem. Niye? Bunu tanımlıyor buraya. Kanserim çünkü. Ben bunu içmem. Kanserim. Ben bu çayı içmem. Kanserim. Ben bunu yapamam. Kanserim. Gidemem. Kanserim. Bunu neye göre yapıyor? Buna göre. Peki tamam abi bunu yapmıyor adamı doğruyu. Ama bunu devamlı canlı tutuyorsun. Yapamam çünkü, gidemem çünkü, giyemem çünkü, içemem çünkü. Devamlı kafanda kanser, kanser olursa, kanser olmasa bile kanser olursun. Tersini düşün, kanser de yoksa değilim. Ne kanseri ya? Şöyle diyeyim. MR'a girelim. Mutlaka hepimizde birkaç tane hastalık çıkıyor. Belki de kanseriz. Belki de ben kanserim. Ama baskıladığım için çıkamıyor kafasını. Ama karnın eti duruyor. Ya yoğunlukla, bir müjde de vereyim size, ya yoğunluksa bir veya erva habise ve cin şeyde röntgende yoğunlaşmış duman gözükür. Kanser alameti olarak gözükür. Doktor onun kanser alameti bir diyor patolojiye parçayı götürüyorum diyor. Sonra diyor ki o yoğunlaşmış yağ veya erva habise veya cin yoğunlaşmış, çok yoğunlaşmış, şekile dönüşmemiş daha yeni, cin siyah oraya dönüşür. Doktor patoloji der ki, iyi cinstenmiş. Diyemiyor ki, bizim kameramız cinli veya yoğunlaşmış enerjiyi bu şekilde gösteriyor.
Ayı dedemiyor tam daha kanser diye. İyi huyluymuş, kötü huyluymuş. Nasıl iyi huyluymuş? Kanser kanser. Ha. Şimdi mesela boğazda sorun olan kadın almadan var, film çektirdi, boğazına adam çıktı. Adam bende duruyor. Bir çektirdi, iki çektirdi, üç çektirdi. Duymuşsun lan. İçeri gavru ama Müslüman oldun. Yani bak filmde aynen adam çıktı. Çünkü yakalandı, soru okuyunca kaçamadı, orada çıkıyor. Şimdi kötü bir haber midene vuruyor ya, o bir enerji değil mi? Şimdi ama cin de bir enerjidir. O yoğunlaşıyor, en son orada ağrı olarak gözüküyor. Ağrıyordu, elini koydun, okudun, niye gitti? Tamam peki biyolojiktir. Buram ağrıyan bir şey, yarın buram ağrıyor, buram niye dolaşıyor? Erbak habisedir. Veya cindir veya şeytan. Yapabilir mi? Yapabilir tabii ya. Ben diyor, sözlerden söylüyorum. Alimi celbi erbak, bir de ifrit var. Belkisin sarayını diyor, tahtını getirebilir misiniz Yemen'den Şam'a? Bu maddeye müdahalesi var. Cinin de var. Bak, insan evinden bir alim, celbetmen bir alim, Yemen'den bu peygamber talep ediyor. Bu işleri hükmeden cinlere ve insanların peygamber. Bu tahtını diyor, bak geliyor belki, o yolda diyor. Tahtını bıraktı, buraya geliyor diyor Süleyman peygamber. Biz buna bir mucize yapalım da Müslüman olsun bu. Tahtını diyor, oturduğu şeyi buraya getirebilir miyiz? Yemen'den buraya. İfrit dedi ki, gözünü indir, kapat. Açıp kapayıncaya kadar ben o tahtını buraya hazır ederim dedi. İnsandan birisi, insan alimi. Alimi ilmicel. Alimi ilmicel işte. Yok. Nasıl geçiyordu o 20 sözde? Ondan sonra 20 ondan sonra şeyi getiriyor. O diyor ki, gözünü açıp kapayıncaya kadar değil diyor. Gözünü indirince, kaldırana kadar diyor. Bir tek harekette. Yani cinden daha hızlı. Ben onu getirdim. İnsan elinden. Tamam. Onu getirebilirim dedi ve getirdi. Ondan sonra Berkis baktı kendisine, önce tahtı burada. Allah Allah. Hatta sesleri işitildi hizmetçilerin, görüntü. Tahtı orada. Tamam. Tahtı kendisine önce gelmiş. Bu maddeye müdahale var mı? Tabii var. Peki kanser nedir? Kanseri size 246'dan söylüyor. Hastalık nedir? Müekkel melaikesi yoktur. Melaike şerre müekkel olamaz. Şerre müekkel ervah habisedir. Ervah habise ne yapıyor? 246 sözde ne söylüyorum? İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden ervah habise. Mümesilli ve sekenesi diyor. Yani silah tutmuş, orada nöbet tutan. Mümessil, onu temsil ediyor, başkan. Sekenesi kim? Erva habise, 246. Ha. Peki o cini biz ortadan kaldırırsak, o hücre kanserlikten çıkar. Peki neyle? Kur'an okumak sevaptır demiyor ki. وَنُنَّزِلُ مِنَا الْقُرْآنُ مَاهُ وَشِفَا ve rahmetin lil müminin. Şifa mıdır diyor, sebap mı diyor? Şifa. Şifadır diyor. Peki nasıl şifa olur? Düşüncelerini değiştiriyor, düşünce güçtür, o enerjiyi dışarıya atıyor. Niye insanların siması namaz kılan kılmayan şey değişik? Bu enerjiden kaynaklanıyor. Enerji işte bu. Güç, buna işte de kuva diyor. Sen ben kanserim. Tabii ki kanser olacaksın. Yani kanser olsan çıkamazsın, çıkarsın. Bu mucize gibi gözükürken, keramet gibi gözükürken adet ilahidir. Allah Resulü'nde zehir vardı. Vefatında Allah ömrü, eceli bitince o zehri aktif etti, şehit oldu Resulullah. Ustad 28 defa zehirlenmiş ve 27 sene onunla yaşamış. Sonra eceli gelince Allah o zehri aktif edince zehirle gitmesini sağlayıp şehit oldu. Sözleri de anlıyor. Alim ilmi cep diyor, ben gözünü açıncaya kadar getiririm. Mısır'daki piramitleri vesaire. Peki Süleyman Aleyhisselam'a cinlere, denizin dibine hazineler çıkarttırıyordu. Kayalıklarda çalıştırıyordu. Hatta Süleyman Aleyhisselam böyle vefat etmiş. Kur'an'da madem ki cinler diyor, gaybi bilirlerdi diyor. Şimdi sözlerde. Yani şimdi ölmüş, peygamber çürümez ya. Bastonu yaslanmış. Cinler hala sağ diye korkusundan 6 ay vefatından sonra da çalışmış. Duruyor orada Süleyman. Peygamber çürümüyor.
Sonra baston çürüyünce düşünce cinler dedik ha öldü. Yanın başındakileri niye anlamadılar? Hani galibi biliyorlardı? Yalan. Yalan konuşuyorlar. Yalancıdırlar. Cin suresine bakın. Galibi ne galibi bilecek ya? Peki nasıl biliyor? Cinler senin tasavvur tahayyülünü bakabilirler. Senin o bilgini çalıyorlar, sana satıyorlar. Mesela senin deden var. Ya seninle konuşuyorum Süleyman, doktor. Ya şöyleydi böyle benim cinim var. Tamam sendeki cin de şey yapmış, rahatsız ediyor. Benim cinim senin cinine diyor ki kim bunun babası? Bakıyor senin kafanda babanın şekli var. Falan falan yaşta. Senin babanın yaşını senin bilgin yok mu? Ya biz göremiyoruz ama o senin cin, senin babanın yaşını, sendeki bilgiyi iyi okuyor. Senin cinin de benim cime söylüyor. Süleyman baba 59 yaşında. Ooo nasıl bildin o? Gayb mı bu? Ne gaybı? Kafandakini ben gösterdim, söyledim. Mesela profesör bir şey söyledi, benim için cahil. Ben cahilim, profesör biliyor. Profesör gaybı mı bildi? Benim bilmediğimi bildi. Yani, tamam, ortada o. Yani gaybı değil. İşte bu hastalıkların 246 ya sözde. Peki neyle yıkacaksın diyor? Tılsımat-ı Kur'aniye diyor. 258. Tılsımat-ı Kur'ani nedir? Latif noktalarda, 30, 31, 32. sayfalarda huruf-u mukatta'yı huruf-u mukatta. Yani bak bak, peki şimdi Mehmet'te bu var mı? Vakıfsınız, biliyorsunuz. Ben kanser, Mehmet'te hiçbir şey yok şimdi. Asıl köyünü satıyordu, arabasını satıyordu, şeyse ölüyorum diye. Yaptı, kadınlar onları. Kadın, herkes şimdi dinleyeceksin. Daha bunu yemem kanserim, öyle bir şey yok. Herkes dinleyeceksin, bırak herkes gibi yaşayacaksın. Bırak. Mesela birisi vardı, ya karnım ağrıyor, siyah bir şey çıktı. Sakın ha! Sakın ha! Ne bıçak, ne şey, kitaba. Bırak onu. İşine bak. Herkes işini yapsın. Sakın, bırak. Bak mesela, Zeytinburnu'nda bir cumartesi dersi yapmıştık. Usta diyor ki, zahiri ilaçlara çok ihtimalle ve şeyleri, bedeni putlaştırıyor. Doktorları da Allah'a şirk gibi yapıyor. Hakim yapıyor diyor. Cezasını da çekiyoruz. Rahat ol. Meşgul olma. Ne güzel rahattım diyor. Babamın diyor refakatçisiydim diyor hastane. Ben de boş ya hastanede refakatçisiydim. Bir baktırayım dedi. Şimdi karnında bir leke çıkmış. Şimdi buna uğradı. Lan kaç seneden beri duruyordu sende zaten. Rahat. Şimdi mi çıktı? Abi ne yapacağım? Ben de demedim mi baktırma, bakma. Niye beyninizi aktif ediyorsunuz? Niye ağrımadın dişine kerpeten çakıyorsun? Meşgul olma. Çünkü ben sana garanti veriyorum. Allah adına. Ölünceye kadar yaşayacaksın. Bir dakika ileri geri gelmez. Ya yatakta yaşayacaksın ya ayakta. Baktım, baktırma. Vehmini aktif etme. Yapma. Yapma. Mesela sabah bir diş kaptı beni. Böylece sırtından ters ver şimdi. Hemen başka bir şey var. Ha ne oldu lan şimdi? O öyle mi falan, kalktım dişte falan. Ha ne olacak? Hiçbir şey yok. Bırak başkalı olma ya. Bak şimdi bak zit yaptı şimdi. Şimdi kim yaptı? Şeytan yaptı. Böyle bir seni gönderdi. Yemez diyorum şimdi bak gitti. Allah Allah. Ha vallahi böyle oluyor. Yemez hadi ye. Dur, burada ekmek yok sana. Meşgul olma. Ve burada kesiyoruz. Bu paragraf tam olmadı. Haftaya inşallah bu ders yaparsak bunu şey yapacağız. Çünkü bu çok önemli bir şey. Veli tabanı. Tamam. Siz de düşünürsünüz. Bakırda bak. O taattür eder. Üç tane yaptınız ya şey. Tadil, tasvir. Ha tadil, tasvir. Başa bir şekil. Başka olacaktı değil mi? Başka bir şekil verir. Orada dikkat edin üstünde. Hayal taattür eder. Taattür eder de bir madde olması gerekmez. Hayal noktalı virgül. Taattür eder. Tadil, tasvir eder. Başka şekil verir. Evet bu hayal yapıyor işte. Dört olacak. Üç mü? Onlar bitmedi herhalde. Taattür yukarıda bıraktınız ya. Ha. Aşağı indirsek. Oo çok evet. Hadisatı hayal bir. Tadil eder. Evet, evet. Allah razı olsun. İki, tadil, tasvir, başka bir şekle verir. Üç, dört. Yani yukarıda da hayaliye terkibat ve tasvirat yapıyor diyor. 12 biraz daha farklı. Ruhi hayaliye, Osmanım. Demin sen onu demeye çalıştın. Ben yanlış anladım. Hayır, hayır. Onu değil.
Bak, bak öyle değil. Hadisatı hayal taattür etmiyor. Eder diyor. Hadisatı bak. Hayal zanneder diyor. Yani hayal taattür eder diyor. Hayal olarak hatırlar diyor. Bak şimdi ben onu anlatıp cevaplamaya çalıştım. Onu izah edemedim herhalde. Yani bunu yapan kuvve-i hayaliye. Hayal değil. Abi. Hayal bizim dışımızda. Evet. Alem-i misali, evet. Alem-i şahadeti değildir değil. Evet. O benim evet. Dışımda abi. Ama bende bir kuvve-i hayaliye var. Bir kepçe var abi bende. O hayal nehrinden daldırıp alıyorum. Evet. Şimdi ben... Aldırdığın sana güce dönüşüyor. Evet. Ben bu hayal olmayanı, alem-i misal olmayanı, gerçekte yaşanmış olan bir hadiseyi hayalmiş gibi alıyorum, taattür ediyorum, hatırlıyorum. Halbuki öyle değil. Ben öyle anladım bunu. Hayal, hayal değil. Efendim? Hayal. Yani taattür ediyor diyor. Bakın taattür etmek, hatırlamak öyle... Taattürü hayal yapıyor. Hayal cihazı... Taattürü hayal yapmıyor. Yok. Taattür hayali... Bak kuvve-i hayaliye... bu hadiseyi hayal olarak hatırlıyor. Olabilir. Hayal hayal değil işte. Evet. O zaman sen diyorsun ki kuvve-i hayaliye noktalı virgül. Evet. Şahsın hastalığına göre bir terkibat tasvirat yapıyor yahut müeyyiç hadisatı hayal tadil ettiriyor. Evet. Ya tadil veya tadil ettiriyor ya da tasvir eder. Başka aynen. Bir şekil verir. Aynen. Ta yukarıya bağladı. Ta yukarıya bağladı. Yani. Çünkü bakın cümle şöyle. Kuvve-i hayali ne demek? Hayal gücü. Gücü. Hayal gücü. Hayalin kendisi değil bu. Değil, değil. Güç bu. Yani bu nedir? Kuva, kuvvet, kudret. Meleke bunlar. Melek. Melekelerimiz, maliklerimiz, melekelerimiz. Alem misalim bendeki melek hali. Yani. Evet. Alem-i misal meleğe dönüşmüş. Belki melek güçtür. Kuvvesi. Bak kuvve-i hayaliye, hayal değil, hayalin gücü. Hayalin gücü ne yapar? Taattür eder, tadil eder, tasvir eder, başka bir şekilde dönüştürür. Taattür eder diyor ya abi, Ramazan Risalesi'nde taattür etmiş ruh diyor. Bunu söylüyor hatırlıyorsunuz. Evet. Ne demek bu taattür? Zaten olan bir şeyi hatırlıyorsun sen. Ben mesela zaten Hazreti'ne değil mi o? Derdiğim sözü hatırlıyorum. Evet. Burası alemi şahit. Hatırlıyorum zaten ben bunları. Evet. Ben yaşıyorum. Ayrıca bu ya hatırlıyorum yani. 6. uçağda da tahtır eder diyor ya Miraç hadisesini. Evet. Başka şekle sokmak nasıl? Nasıl abi dediğini mi dedim zaten netice? Yani şu. Benim dediğim öyle değil. Şunu kuvve-i hayaliye demek hiç başka şeye gitmiyor. Kuvve-i hayali hayal gücü. Hayalin kuvveti. Hayal değil bu. Hayalin gücü. Bu güçtür. Kuva. Bu tahayyül, bu hayal aslında hayal gibi dururken çok tuhaftır, güçtür. Hayal kendisi güçtür. Kuvve hayali, hayal gücü. Hayal güçtür, bir şekillendirmek değil. Güç, güç. Peki bu hayalin kendisi değil bu. Kuvve-i hayali, güçtür. Peki hayal ne yapar? Hayal bizim dışımızdadır. Hayal alemi şahadete, alemi misani giydirdiydi. Onun bizdeki karşılığı tahayyüldür. Tamam mı? Alemi şahadetteki bize gelen ne oluyor? Hayal diyoruz. Alemi misani. Peki bize gelince neye dönüşüyor? Güç oluyor. Peki ne yapar bu? Tadilat yapar, tasvirat yapar, terkibat yapar, bağlar, varı yok eder, yok var eder. Gene haftaya bunu buradan başlarız. Bu bitmiş sayılmaz burası. Vâhır davâhum en ilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha.